çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. İlk parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Canımcığım. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programınıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Vazgeçme programıyla sizlerin karşısındayız. Uzun bir canlı yayınla birlikteyiz inşallah. Soluksuz geçeceğine inanıyorum. Çünkü çok önemli iddialar, bazı elimize bilgiler geldi. Onların hepsini öğreneceksiniz ilerleyen dakikalarda. Bazılarını söyleyeceğiz, sizlerle birlikte açıklayacağız inşallah. Her türlü konuda bizi arayabilirsiniz. Ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri, programı çok yakından takip ettiğinizi biliyorum. Bazen şunu söylüyorlar, biz işte Didem seni izlerken burada birden gelip yardım istiyoruz diyorlar. Evet, yani iyi ki bu program var ve iyi ki ben bu programı yapıyorum, iyi ki sizlerle birlikteyim. Empati yapmaya çalışıyoruz, kimseyi yermiyoruz, sadece anlamaya çalışıyoruz. Adaletin yerini bulması için de elimizden geleni yapıyoruz. Teşekkür ederim. Bu programın en azından teşekkürler, sağ olun. Benim en azından kendi mesleki etik olarak kırmızı çizgilerim var. Çocuklar, gençler, kızlar ve kadınlar benim için kırmızı çizgi. Dolayısıyla bu konuda pozitif ayrımcılık yapıyorum. Kim beni eleştirirse eleştirsin, pozitif ayrımcılık yapmaya da devam edeceğim. Kusura bakmasınlar yani. Şimdi bugün de Nura'nın cinayetini ve 15 yaşındaki Şükür'ün cinayetini konuşmayı sürdüreceğiz. Sevgili avukatımız Tunca Toker hazır, ekibimiz, herkes hazır. Mustafa dün özellikle Mevlüt'ü otelde izlemeyi tercih etti. Bugün yayına gelecek mi gelmeyecek mi, sürekli karar değiştiriyor. En son arkadaşlarım tıraş olduğunu söylediler. Bakalım yayına gelip Mevlüt'ün dediklerine ne söyleyecek, merak ediyorum. İlerleyen dakikalarda sizle birlikte göreceğiz. Yani en son bana gelen haber geliyordu. Bakalım buraya oturacak mı oturmayacak mı, sorularımıza nasıl yanıt verecek. Çünkü Mevlüt çok net konuştu. O gün oradaydı dedi. Yani Isparta'ya taşınmadan önce zaten oradaydı. O gün de oradaydı dedi. Bakalım Mustafa ne diyecek, merak ediyorum. Ama Nura'nın kaybıyla 11 Haziran 2021 tarihinde kayınvalidesinin ve kayınpederinin evinde gece yarısı sırra kalem basan, ortalıklarda gözükmeyen, adeta yer yarılmış Giresun'da, Güce'de, Boncuk Çukur köyünde içine girmiş yani sevgili Nuran. Nuran'dan 2,5 yıldır haber alınamıyor. Ailesi çok endişeli, öldürüldüğünü düşünüyor. Bir cinayet soruşturması var. Ama Savaş hala şu kapıdan yürüyüp geleceğini düşünüyor, söylüyor. Tıpkı Mustafa gibi eşinin. Şimdi Suzan'ı çağıralım, annesini ve kardeşi Adnan. İkisi gelsin lütfen öncelikle. Buyurun. Gel Suzan'cığım. Gel Adnan'cığım. İkinizi alayım lütfen. Annen başa otursun, sen de yanına otur. Ve Nura'nın iki çocuğunun annesi, çocukluk aşkı, öyle söylüyor Savaş, sevgili Savaş. Kocası Savaş, Savaş'ın amcası Emir ve yakın arkadaşları Ramazan, gelsin lütfen. Buyurun lütfen. Kolay gelsin abla. Emir de birazdan gelecekmiş. 15 dakika sonra burada olacakmış. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne haber Ramazan? İyi. Gel yanıma gelsen. Tamam. Böyle bana doğru gelince, böyle el sıkışınca, ben de senin bir şeyler hatırladığına böyle ümitlendim. Hatırladın mı? Yani Savaş... Hatırladıklarımı söyledim abla. Ha? Hatırladıklarımı söyledim. Ama sanki bir şey konuşmuşsun önceden ya da cinayet sonrasında sen, yani kendin söyledin. Yani karısıyla ilgili bir şey söyledi dedin. Yok, sonra iki gün sonra konuştuk zaten. Ha, ama o konuşmaların detayını hatırlamıyorsun. Detayı da işte yaşadığı sıkıntılar abla. Başka ne anlatacak? Yaşadığı sıkıntılar. Evet. Çocuklarıyla ilgili zorlukla onlar. Evet. Öncesi değil yani. Yok. Ama öyle demedim. Öncesi zaten Bursa'daydı. Senin vicdanın var mı? Var tabii abla. O zaman vicdanın sesini dinle. Devam et bakayım oraya. Vicdanın sesini dinle. Senden çok rica ediyorum. Şimdi Suzan... Şu şey meselesi çok çok önemli. Çünkü sen diyormuşsun ki, yani senin fikrin öyleymiş daha doğrusu. Ailenin, Savaş, sen hep şunu söylüyorsun. Ben işte sihir nedir bilmem, muska nedir bilmem. Ben bunların hepsini Nuran'la evlendikten sonra öğrendim.
Doğru mu söyledin? Öyle söyledin mi? Öyle yanlış anladıysam beni düzelt lütfen. Nurhan'la evlendikten sonra öğrendim. Öncesi hiçbir şekilde benim haberim yoktu. Bilmezdim ben bunları. Özellikle Suzan çok meraklıymış bu tür meselelere. Ve Suzan da şöyle düşünüyormuşsun sen. Bizim kızımıza, Nurhan'a Savaş büyü yaptı, muska yaptı ve onu evden kaçırttı. Evden gitmesine neden oldu. Böyle mi düşünüyorsun? Ya yani öyle hep söylüyormuşsun öyle. Sen neydi? Kızıma sen kızıma muska yaptın. Sen kızıma bir şey yaptın. Senin yaptıkların yüzünden. Ya nasıl gittiğini bilmiyorum. Muska yaptı demeyeyim. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ne yapıldı da gittiğini bilmiyorum. Ne yapıldı da gidiyor. Burada bir şey yapılıyor da gidiyor. Ne oluyor da gidiyor. Ne ya sıkıştırılıyor. Işte? Yani muskaya dayanarak değil. İlla ki ya bir sıkıştırılıyor. Ya ben gelene kadar tehdit var. Evi terk et diyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler var. Suzancığım şu meseleye, muska meselesine sen mi meraklısın, Savaş mı meraklı? Ya ben muskayı, ben oraya muska yapmadım. Ben onların yanına bile varmadım. Ha görüyorsun oraya gidip gelmiyorum. Neyi de muskayı yapacağım ben? Onların evinde yapıldıysa o zaman ne yapmıştır? O yaptı, o yüzden kaçtı diyorsun. O zaman öyle dur. Ben yaptım sen söylesin oraya varıyorsam kaç senedir. Ha ben verdim meresini, ben oraya muska yaptım, el ettim sen söylesin. Açık ve net ya, ne muskasıymış ya. Öyle mi Savaş? Ben hakikaten senin sürme evine gitti. Ablacığım ben yine diyorum onun boynunda, bak ablacığım ben yine diyorum boynundaki iki tanesi aldığımda vardı. Hani hiç göndermedim diyor ya. Nurhan için değil de başka biri için gönderdi yani. Buna da eminim yani. Söylerim ne yani. İçin gönderdim? Ne başka bir şey. Nurhan'ın boynunda iki tane muska var. O evlendiğinde vardı abla zaten. Yani evlendiğinde vardı var. Vardı abla. Sen hangisinden bahsediyorsun? Hani hiç göndermedin diyor ya, böyle bir şey diyor. Hani hocayla alakalı diyor ya. Ben de gönderdin diyorum. Ha gönderdim. Kimin için gönderdin de söylerim yani yayından sonra size. Ama söyle burada yani. Burada söyleyemem abla. Niye burada söylemiyorsun? Yok abla, burada söylemem. Ya ama sonuçta ya, bu meselenin daha şöyle küçük sevgili izleyiciler. Küçük olduğu için abla. Nasıl? Küçük olduğu için yani. Küçük mü? Ya şu şöyle bir şey dur. Şimdi hatırlayayım bak. Hı. Bir tane bunu aldım şu televizyonda. Şeyde neydi, bir şeydi yani hatırlayamayacağım şimdi, şeyde asılıyor böyle bir ufak şeyde yapılmış. Hı hı. Bir tane kendime nazar için bir tane de buna taktım. Bu belki hav, belki bizim şeyin gözünde de olabilir. Bu biraz taktı bıraktıydı. Peki kızın Nurhan'a yaptırma ufak, öyle bir şey. Nurhan'a, birini de Nurhan'a verdim de hav söylüyor o. Ha onu söylüyormuş. Ha onu söylüyor. Ha, televizyonda ısmarladım da öyle bir kağıtlar şeyle de geldi şey bir şey. Uşağım bunu söylüyormuş. Evet, ha onu evet, söylüyor evet, diyor yani. Evet. Yani şey, o kadar ben bir kızıma ha, yaptım. Ha, bir de ben kendime nazar için yani bunu dedi şeyde atılıyor. Bir de bu nazar boncukları asılıyor televizyonda yediyordu. Ya zaten ısmarladık oldu. Ha onu diyor. Tamam abla, onu dediği gibi olsun da ben şey söyleyeceğim. Dün yanlış kelime kullandım Doğanay ablayla ilgili. Ha Savaş, ona geleceğim. Şey bırakma. Senin olayın var ya, bu kızı ne yaptıysan senin eltisinin arası yengen aran çok iyi. Yengen bunları anlasa bu çözülür. Yenge? Orada olan olayı anlasa çözülür. Ne geçimsizliği, ne oldu, kader, ne çektiği. Kader yenge. Konuşursa kader. Mı çözülür? Konuşsun, konuşsun, kader konuşsun madem. Kaderle neyse alakası var ki bunda. Niye sıkıştırıyordu öyle sizi? Orada abla o zaman benim mesela büyük yengem de vardı. Büyük yengemle niye şey yok, yenge, ben yok. Tamam, bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak sana bir şey söyleyeceğim. O hocayı getirdiğin zaman, anağın kızı verip de köye gönderdiğin zaman, ben Nurhan'la geriden geleceğim dediğin evet. Zaman. Peki kızı gönderdin. Ne amaçla gönderdin de Nurhan'la ben geriden geleceğim dedin. Ondan sonra hoca... Ondan sonra, yok, yok. Ondan sonra bu kız ağlamaya başlıyor evde. Tek dinerlik. Bağırıp çağırıp ağlıyor. Yengesi. Yengen. Uf, tamam. Şey, bağla, yengen. Ya, Suzan bir dakika, bir anlatayım. Bir dakika. Suzan şunu söylemeye çalışıyor sevgili izleyiciler. Birinci ya da ikinci kaçışından sonra sözde bir tane hoca, ama onun hoca olmadığını da gördük. Hoca öyle bir şey yapmaz zaten. Adam tır şoförüymüş yani. Yok efendim ben işte Kur'an-ı Kerim'i öğrendim tamam, de. Bak, Kur'an-ı Kerim'i bilen bak, birine o işlere tamam. Ulaşmaz şimdi yani. Şimdi ben de konuşacağım Allah o zaman. Allah. Tamam. Ben hadi yaptım, tamam mı? Heh. Bunun elbiseleri alındı evden. Bu elbiseleri ne yaptılar? Ondan açıklasana bana o zaman. Hadi. Elbiseleri mi alındı? Nurhan'ın elbiselerini. Ne açıklayın zaman? O zaman hadi bakayım. Ne zaman? Bıktım elbise, artık ya. Sus. Elbiseler şeyin mi? Şimdi ben açıklayayım. Özür dilerim. Ne zaman? Sen kaybolsan sonra abla. Yayında konuşmayacağım. Onu ben sen şeylerin bir tanesine de anlattım Burak'ın şeylerin. Bana niye söylüyorsun? Sen sana gizli konuşayım mı? Bak. Gizli, sen söyleyeceğim. Kulağın söyleyeceğim. Ben izin verirseniz ben bir izin. Sonra bir şey ama izleyiciye söyleyebilirim. Müzik bir dakika dur. Bir dakika. Müzik verin. Tamam. Şey
anlayın demek. Yani şöyle. Ben seni anladım da burada şey dilerine sağ bildiğilerine. Ya yani şöyle sen bir tane sözlü hoca senden istedi. Kıyafetleri al getir dedi. Şahıs işte buradaydı. Evet. Burada şey işte tamam. Burada da açığını açık vermeyeyim sana. Tamam işte, tamam. Buradaydı. Peki istedi. Sonra işte biz onu benden bu oynadı ya bu işin içine girince ben biz bu işi kapattık göndermedik. Yani sonuçta Nuran'ı belki ondan bulabiliriz bizde, diye. Kıyafetler bizde duruyor göndermedik. Evde mi senin kıyafet? Evet evet. Nerede? Benim, Giresun'da mı? Evet 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 evimde duruyor. Benim için fark ediyor mu? Etmiyor. Sonuçta aldın. Ya, ki sonuçta, benim o zaman. Hangi o zaman, kıyafetleri verdin sen Suzan'a? Kendi elbisesi yaptım işte. Bir tane sarı bir tane yeşil. Tamam. Ablacığım. Amcan da gelmiş. Emir'i de alalım lütfen. Evet. Ramazan sen şöyle tamam, geç. Tamam hoca hadi işi değil. Bekle bir dakika. Dur Suzan bir dakika. Amcan Emir de gelsin lütfen. Emir gelir misin? Gel Emir'cim hoş geldin. Ablam oraya gelsin. Sağ ol canım teşekkür ederim. Yani şunu söylüyorsun. Benim eşim kaybolduktan sonra bile devam ettiler sözde hocadan medet ummaya. Ve işte kıyafetlerini alıp. İşini de aradın uzun. Yok ben de umdum. Ben umarım demiyorum. Baksana. Kurtarmak için, bulmak için ben sen sıkıntı falan tamam. Hocaya dedim. Sen bak, hadi rahat var ya. Diyorum bak ben de aradım diyorum. Tamam biz de onun için aradık. Neyi konuşuyorsun? Tamam ablacım, burada sen o zaman. Benim hani o muhabbette var ya. Allah Allah ya. Geleceğim bekle bak her yengem, şey sabırla. Abla şimdi isimlerini söyledim. Kaderi mi söylüyorsun? Kaderden önce büyük yengem de var benim orada abla. Ha, kaderi konuşabiliriz ben başka bir şey. Kaderi geç abla. Ha. Büyük yengemi konuşalım o zaman. O daha iyi bilir neyin ne olduğunu o zaman. Niye konuşmuyor hemen büyük üstünde. Yengem? Büyük ya yengem. Bir suç yok ablacığım ya. Ya canım benim bak suç olması gerekmiyor. Bak kızım ben böyle şeyler yapıyorum. Hayır büyük yengem zaten istemiyordun. Büyük yengem takmıştı sizden. Bak bak bak. Hep böyle işte. Bir susar mısın? Bu isteme, bu isteme, bak, şu isteme. Hayır, savaş hiç isteme. İki dakika susmanı rica ediyorum. Abla gidin benim komşularıma sorun bakın. Hayır, savaş. Neyin, ne olur, fark, şimdi sonuçta çıkartır. Büyük yengel ya da küçük yengel, kader ya da büyük yengel. Sonuçta onların bize söyleyecekleri en ufak bir detay bizi başka bir yere götürebilir. Yani biz onları suçlamayacağız ki. He. Bize Nuran'ı anlatsınlar, duydukları bir şey abla, varsa. Abla bana böyle gel. Bak böyle gel. Öyle. Bu hemen istemiyor. Hayır, hayır, hayır. Öyle bir şey yok ya, diyor. Ne öyle bir şey hemen istemiyor. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Benim bunu söylerken kaderi ya da o senin işte yengel, büyük yengeni söylerken amacım ne? Kimseye suçlamak size istemiyorum şey ki. Abla. Hayır, hayır. Ama konuşmuyorlar savaş. Konuşmuyorlar. Bak konuşmuyorlar. Konuşmaları gerekir. Anlatmaları gerekir. Şu üst katta oturuyor, aynı binada oturuyorlar. Belki binaya giren çıkan biri vardır. Evet, siz sizi suçlamıyor, onlar suçlamıyor. Belki birileri ya yapmış. Dur Suzancığım. Kader ben, kader edemem de büyük yengemle konuşurum yani görüşürüm. Ben ondan sonra size cevap veririm. Lütfen büyük yenge ha biz konu ben konuşmak soruları yok, ben yok. Soracağım. Hani ben söyleyeceğim bana ha. Hani istiyorsam size söylerim ondan tamam, sonra. Tamam çünkü sonuçta sen olmadan sen evde yokken belki Suzan geliyor eve belki kader şey geliyor. İşte Sema eve geliyor. Ne bileyim belki. Anladım abla. Hayır, ben şöyle söyleyeyim abla. Yani hani, aklınızda kalmasın diye. Mesela ben hani şimdi mi yengemi arayacağım diye. Ben yengemi sadece arayıp hiçbir şey sormam kesinlikle. Bağlanmak için sonuçta izliyor. Evet. Bağlanmak istiyor mu istemiyor mu diye. Sonra şimdi Bursa'daki evinde senin şu an evi bozmadın değil mi sen Bursa'daki duruyor evine? Duruyor abla ev olduğu gibi duruyor. Senin yengelerin orada. Sen çalışmaya gidiyorsun şu geliyorsun. Şu an bir üstümüzde yengem ayrıldı oradan. Oraya kiraya verdi. Kendisi başka yere geçti. Ama sonuçta senin de işin orada yaşıyorken. Evet. Sen de beraberken. Oradaydı abla. Orada yengen orada. İki yengem de oradaydı. Orada. Evet yenge. Sormak istiyorum onlara. Lütfen onların şey yapması lazım. Ama şu mesele şu. Yani şu buska meselesini ben gerçekten sözlü hocalardan medet mi umuyorsunuz? Yoksa bu muskalara sağa sola hocalara götürerek bir anlamda kızın psikolojisini mi bozdu Suzan? Ne demek istiyorsunuz yani? Muskaya kim meraklı derken bu kadar çok meraklı olduğu için Nuran'ın psikolojisi bak, mi bozuldu? Sor. Oraya gitti gidesili. Ben o şeyi dedim işte o şey ısmarladım nazar için birini buna birini de kendime birini ona. Kaç sen Nuran'ı kaç. Ondan sonra biz oraya nuska yazdık da oraya varıp da evet de ha götür ya alıp da hocaya götürmüş değilim. Öyle mi? Evet ha söylesene ha. Onu doğru söyle onu değil. Ben geldik gelirken var diyor. Doğru söyle. Bir sefer bu götürüyor. Hayır ha. Şöyle. Hocaya götürdü kendisi. Ve o hocada öyle bir video vardı ki elinde. Bende de vardı. Ben böyle bir şey olacağını bilsem silmezdim. Ne vardı ya? Nuran'la yani? Suzan beraber. Suzan'la alakalı bir video vardı elimde de. Keşke silmeseydim o zaman o videoyu. Yani özür dilerim. Sözde bir hocaya gidiyorsunuz. Kendi akrabası zaten. Kendi akrabası. Ve hangi ne medet ne umuyorsunuz? Ablacığım olay şöyle oldu. Hani anlatayım kısa gene. Niye gidiyorsunuz yani? Evet. Yani Nuran'a götürdük biz oraya. Tamam. Kendi tavsiye etti. Ben tamam. Tamam. Suzan, ben de geldim. Geldim. Beraber gittik. Evet. Nuran'a işte neyse işte oldu. Kitap verdi. Bir şeyler verdi ona. Bana da bir şeyler dedi. Suzan'a sıra geldi mi? Suzan'a hani okumaya başladığında o kendinden geçti bir kere. Bağırıp çağırıp ağlamaya başladı. Yani şöyle demek istedi. Niye bağırıyor? Yani sana bağır, çağırma alma. Ondan sonra bir abla bir dakika anlatsın. Böyle çırpınıyor mu? Bağırıyor, çağırıyor. Tabii, tabii. Şöyle bir şey dedi. Bir adam bir şeyin varsa dedi. Ben duvarda tavuk adamışım. Hatırlamıyordum da yani tavuk adamışım. Evet. Onda o dedi görüşüyor dedi. Hemen de kesiyorum.
Tamam anladın mı? Tavuk adadın diye. Tavuk adadın diye bu kadar çok çıldırmana gerek yok ki. Böyle kendine şimdi bayağı... Öyle bir şey gelme. İçinden öyle gelmemiş adamın değil. Öyle geldi. Ağlama. Aman ya bir hoca. Ya ben ne bileyim öyle söyledi. Adam öyle dedi değil. Sen çıldırdın mı yani? He işte öyle şey. Yani bu şekilde gitti yani hocaya. Gitmedi demesin yani. Muska olayında dediğim gibi. Sen ne gitti işte. Başka gitmiş ki. Muska olayında hani ben evlendikten sonra gönderdi olmadı. Neyse şey edelim diye. Onda gönderdiği olmadı yani. Onun tamam onda bir şey hani Muska olayında gönderdiği olmadı. Bir şey yok işte, hiçbir şey fayda etmedi. Aynen yok. Sonrasında aile soruyor. Bizim benim yani eşimin nerede işte ne yapıyor falan diye soruyor. Sen diyorsun üç harfliler götürdü diyorsun. İşte abla bak. Allah şuradan çıkmayı nasip etmesin bana. Hı. Delikanlıysa, hani dürüstse, harbiyse, Allah'tan korkusu varsa Rahman bağlansın, söylesin. Aynen şu kelimeyi kullandı bana. Geldikleri gün. Adını var mı hatırlamıyorum. Savaş. Bak. Yalan söylemeyeyim. Savaş o çocuk bak eğer bak, öyle bir şey... Bu nasıl teslim ettim ise ben çocuğumu senden şimdi teslim isteyeyim işte. Ben tamam, niye teslim etmedin? Biz de onu kime sattın? Kime kattın? Şimdi bana konuşturacaksın kime? Kim geldi abi şimdi binden lan? O zamana kadar psikolojisi bozulmuyor bilmem ne bilmem her şeyi konuştunuz ya. Bir tek şey sağlam olan siz misiniz ya? Madem öyleydi bu zamana kadar iki tane çocuğu niye ettirdin o kadar çocuğa ya? Yazık günah değil mi? Bindin başına anağın yanına gitme, babağın yanına gitme. Anasından korkuyor yok, ablağın yanına gitmeyeceksin. Sadece geldi yengelerine, yok o yengelerimi bağlama. Yengem yapmaz, öteki anam yapmaz, babam yapmaz. Kim yaptı zaman söyle. Ben mi yaptım, ben yaptım, sen beni yaptı diyor lan. Ben konuşabileceğim abi. Ben gideyim çizim abi yaptım. Beni yaktı diye çıksın bu. İçine döksün de. Beni çıldırtma ya. Sonuçta benim kızım adalet diyor. Adalet yerini bulacak istiyor lan. Ben de onu istiyorum. Bak 2,5 yıldır benim kızım ortalıklarda yok. Bunun beni bir sorunusu ya. Olmalı. Yani annen mi baban mı sen mi? Ben yaptıysam kızımı Muska yaptım. Ya. Öldür bir insan. Asıl sen... gelmiş. Bak. O hocaymış. Söyle hep artık diyor. Yok. Herkes çağır aradık. Sen tamam biz de öyle tamam. Aradık. Çağır arıyor ki gelsin diye. Bana bir soru sordu. Doğru mu? Savaş dedi, sen bu kelimeyi kullandın mı dedi. Ben de kullanmadım, senin oğlu kullandı diyorum. Bu yani. Anladın? O kelimeyi Rahman bana kendisi kullandı. Ya çocuk ne biliyor da ne tamam, biliyor? Tamam onu söylüyorum işte. Aha bunlara da soruluyor ya. Bu çocuklar yüzünü görmedi. Yine hanımlara soru soruluyor. Bilmiyorlar bir şey bilmiyorlar. Tamam işte onu soruyor ben de söylüyorum işte. Her şey sen biliyorsun senin evinde. Allah bizden uzaklaştıran sensin bunu yavaş yavaş. Ben mi uzaklaştırdım? Evet kızını uzaklaştıran sensin. Ben yolladım sizi aranızdan. Kazıma geldiğin zaman neredeyse bize erliydin getirdin çocuklar bakılıyordu. Bu sefer niye apar topar ettin de getirdin? Yine gidecektin zaten. Yine çıkaracaktın zaten yuvayla. Bir daha gidecektim ben geldikten sonra. Neye gideceğiz? Yaylaya bir daha çıktım zaten ben geldikten sonra. Benim işim vardı çıktım gittim ben yaylaya. Ha tabii. Ona, tabii zaten kızın da örtüsü vardı. Ben de satla dedi parasını almaya geleceğim. Bir dakika Suzan, biraz Suzan ne olur haklısın. Yani sonuçta onun evladı senin onun da eşi ama. Ama şurada haklı diyor ki ben diyor yani ne olduysa şüphelendiğin bir şey varsa yani ben mi kızımı kaçırttırdım? Evet ben ya. Mi akli dengesini bozdum? Ben mi öldürdüm? Babası mı öldürdü? Abisi mi öldürdü? Bize bunu söyle diyor ama siz yaptıysanız siz de söyleyin. Kızımı ortaya çıkar ablacığım. Artık. Bak ben yine diyorum. Benden şüphe ediyorsanız, ailemden şüphe ediyorsanız makine getirin bağlayın yalan mı doğru mu çıkar ortaya. Ama birisi o zaman sen Allah'ım bir sus konuşacağım da. Bir şey yaptı işte. Bir yalan şey makinesi getirin bağlayın. Peki. Getirin abla. Benim az önce şimdi iki tane merak ettiğim şey var. Ona geleceğim ama onun öncesinde. Yani bu Suzan senin saçına muska takıyormuşsun, toka takıyormuşsun. O dediğim ya. Dediğim ha? Ta o nazar için aldığım ha bu bir nazar için aldığın duayı saçına mı evet, taktın? Evet. Ha. Benim evet. Sadece evet, bir tane muskam var. O da zaten ona inanmamak gerekiyor i̇nanmamak yani. İnanmamak gerekiyor. Neyse ya bir şifa için nazar için dedi. Bu nazar şeyler de saklıydı. Televizyonda saçına mı taktın? Saçıma taktım da. He. Onu toka benim zaten sadece o var. Onun dışında. Evet. Peki sen az önce dedin ki biz kızımızı şeye götürerek bu sözlü hocalara götürerek çaresini aradık dedin. Neyin çaresini aradınız? Hocaya götürmedik. Götürmedik. Sadece bu saat dediğimi yani neyin çaresini dedi. Aradın? Yani geri dönüp gelecek dedi. Sana dedi bana kandırdı. Sana ha. Dedi bak ne dedi. O şey duyum adını vermeyeceğim. Tamam. Bir arkadaşlar dedi, sessiz olun. Ben dedi bilmem kaç seneliydi dedi hafızım dedi. Kızın sana, arkadaşlar sessiz kızın, olur musunuz? Kızın sana dönecek dedi. Ben ha. De yakınlaştım. Bayanla Allah rızasına dedim. Var mı öyle bir şey? Kızın sana dedi dönecek dedi. Seni arayacak dedi. He. Allah Allah dedim. Allah razı olsun dedim. Sen bir şey biliyorsun dedim. Dudaklarım titredi dedi. Bilmem bir şey de ya tamam, buz gibi oldum dedi. Titremiş dudakları da hani şey. Nerede kız yani? Titremiş dudakları. O dudaklarını bir şey yapacaksın ya. Böyle neyse yapmayacaksın da. Karşıyız şiddete de dudakları titremiş. Nerede hafızım. O zaman Nuran? O titreyen dudaklar söylesin bir zahmet biliyorsa. Sen de
Dur hele, bir dakika. Dedi, yandan geçtin dedi. Bir dakika. O kıyafetleri yani senin eşinin evdeki kıyafetlerini almasının nedeni şimdi çaresiz insanlar çok böyle çok insanlar bir dakika lütfen. Şunu söyleyeyim. İnsanlar çok çaresiz kaldığı için bazı şarlatanlar ve yani böyle şey yapanlar dinimizi sömürenler de şey yapıyorlar, kullanıyorlar yani. Nur'un o çaresizliğini, pardon, annesinin o çaresizliğini kullanmışlar tamam yani. Tamam ablacığım. Bu işte, budur yani. Bu budur. Duruyor, eyvallah duruyor, bir şey demiyorum. Bir dakika. Ve ben bunu yaptığım için hep ben yaptığım gibi gösteriyor. Ben de söyleyince niye söyledin diye kızıyorlar. Kızmıyorum. Doğru. Evde duruyor. Aldık anne baktık öyle. Şeyi sahte çıktı zaten başka şeye çıkın diye. Bir dakika. Kapattım. Bir saniye. Peki şimdi bu tamam. Ama Nuran'ı üç harfliler kaybettiği Rahman, yani senin oğlun, Nuran'ın kardeşi ciddi ciddi mi söyledi? Abla hani ciddisin mittisin bilemem. Dalga mı geçti? Bak, ciddisin mittisin bilemem. Bana aynen bu şekilde söylüyor. Adnan var mı da hatırlamıyorum. Onu yalan söylemiyor. Ya söyleyen Adnan mı? Rahman mı? Murat'a söyleyen sen misin? Rahman. He, neyi? Sahnede... Şey diyorum bak. Hadi Adnan var mı da hatırlamıyorum ben seni. Onu Murat bilmiyorum. Kim ya? Varsa söyleyebilirsin yani. Murat kim? Şey tabi şeyimiz. Rahman şu şekilde yani el işte. Yani bizim muhabirimiz mi? Ha. O da neyse hay Allah. İlk şey ettiği zaman ta. Hay Allah. İlk şey ettiği zaman buna sorduğu zaman. Murat'a bu. Sen Murat'a demişsin ki üç harfliler götürdü. Bak. Murat da şu muhabirimiz de şunu demiş. Demiş ki ya nasıl götürdü yani bu Ali mi Veli mi nasıl götürecek ya? Öbür dünyayı mı götürdü? Paralel evrene mi geçti? Boyut mu değiştirdi? Abla bak diyorum nasıl bak. Yani? Adam da burada. He. Varsa o gün orada o da hani duymuştur. Varsa ben tam hatırlamıyorum. Abdurrahman dedi şu enişte senin suretine... Ha bunun bacısı da vardı. Ya, üç harfliler şey vardı. Üç harfliler nasıl olduğunu biliyemiyor. Abla senin suretine duymuşsun ne anlıyorsun? Tamam bir aynı şey. Hadi gel beni götürsünler ya. Hadi gelsin beni götürsünler ya. Bak, bak. Çok da merak ediyorum öyle ne var şey orada değil, yani. Saati tatil dakikasına belli olmaz. Bu akşamlar, bu şeyleri. Nereden biliyorsun, gördün mü? Ahabının bacısı da oldu bak. Bizim şeyde, mektepten gelirken de, Kur'an mektebi vardı. Mektepten gelirken bir şey rica edeyim, bir çocuğa... Bir şey rica edeyim. Onlar da bir şey biliyorlarsa ben misafir edebilirim yani, varlarsa. Yok, öyle şeyler yok. Gelsinler ben sorayım, Nuran'ı gördünüz mü? Ben bir boyut değiştireyim. Vallahi çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Bir beni alsın götürsün diğer tarafa. Ne var ne yok. Ama geri getirsin. Ama dedim bu şekilde dedi. Bunu ben kullanmadım bu kelimeyi. Ama dediğim gibi yani. Denize düşen yılana sarılır diye ya ben de başvurdum ya. Ya çok özür dilerim Savaş ya. Çok özür dilerim. Ya Suzan'cığım Allah'ın kitabını seversen ya. Çok özür dilerim ya. Nuran'ın açık ve net, çok bariz bir şekilde bir hekime, bir doktora, bir psikiyatrisi ihtiyacı varmış. Yok oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yok bir şart. Ama götürün doktoru da bulamadınız. Ya nasıl bulamadınız? Devletin kayıtlarında yok ya. Ben size attım abla. İsmi hayır yok. Anası bize doktora götürmüş. Özele gidermiş de kız. Anası demiş ki. İdareyen bileceğin. Kız da kızmış, dönmüş devlete ne de. Ne demiş? İdareyen bileceğin, devlet özele gideyim dedi. Affedersiniz ya, şey olmuştu yani o doğum yaptığı Yeter zamanlarda. Yeter Hanım'ı bir Şey, özele gidiyormuş kız. İdareyen bileceğin. Kız da kızı para, dönüyor devlet hastanesine. Ablacığım ben sana söyleyeyim mi? Para yüzünden. İster inan, ister. Ablacığım ben söyleyeyim mi? İster inan, ister inanmayın. Benim eşim ilk çocukta 5 aylık hamileyken ben hep onu özele götürdüm. Çünkü hani... Ya olabilir, devlette de ablacığım, çok iyi doktor var. Ama bunun lafına karşılayacağım. Bak, sen götürmüş olabilirsin. Sana ağzım oruçlu yemin ediyorum bak. Bu kelimeyi kim kullandı? Artık kullandı kelimeyi. Hı-hı. Ben götürüyorum. 5 ay oldu. Cinsiyetini öğrendikten sonra dedi ki aynen bu şekilde dedi. Para vermeyelim boşuna. Eşim kendisi dedi ama. Para vermiyorum boşuna, ben devlete de gidebilirim dedi. Yok, o hasta olduktan sonra da ondan Yeter Hanım'ı görebilir miyim? Kayınvalidesini bir göreyim. Kayınvalide Yeter Hanım'ı bir görebilir miyim? Bunu bana kızım söyledi, yalan söylemiyorum. Arkadaşlar lütfen çok rica ediyorum. Devlette de çok güzel hekimlerimiz, özelde de var, devlette de var. İşte döndüm devlete de, yaş hastanelerinde gerçi eskisi kadar yok ama var yani. Doktorla alakalı attığım bilgiler size ulaştı mı? Ya tabii anladım da bak, sonuçta, bak Savaş'cığım özele de gitsen. Ablacığım, bak ben özele de gidiyorum. Savaş beni dinler misin? Tamam, cümlemi bitireyim ama. Tamam. Ben özele de gitsem, devlete de gitsem ki ikisine de gidiyorum. Hem özeldeki doktorlara gidiyorum hem de devletin gidiyorum. Şimdi sonuçta ikisinde de yani farklı bir şey. Özür dilerim cildime bir şey yaptırsam bile cildime tamam mı canım tamam, benim? Tamam ablacığım ben size anladım. Şey, bak ne yaparsam yapayım. Kayda geçer. Evet. Ben de sizi anladım bak. E-nabızla görünür. Tamam ablacığım bak ben ben elimdeki belgeyi attım ben size. Hı. Doktorun ismi de yazıyor, Nuran ismi de yazıyor. Ya o zaman niye devletin kayıtlarına şimdi, girmiyor? Abla ben size ben dedim. Ben devletin kayıtlarına bakarım. Tamam abla ben size dedim hani daha önceden hattı çıkartalım. Çık
çıkartalım Doğanaycığım, o hattı çıkartalım. Yarın hattı, bak not alıyorum, hattı çıkartalım. Satılmadıysa hattı çıkartalım dedim daha. Satılmadıysa, çünkü kapandıktan sonra ben daha hiç şey yapmadım o hattı. 2,5 yıl olmuş yani. Aynen abla. Yani babamın vefat etmiş hattını ben geçen gün kullanmanı baktım ki tam satılıyor, tekrar geri aldım babamın hattını işte, yani. Satılmadı şey işte bir daha abla olmaz. Şey. 2,5 yıl bunu daha önce yapacaktın. Şey söyle işte abla, aklıma gelmedi hani. Satılmıştır. Hattı çıkartabilirsek. Ben bilgiler de lazım. Hani peki bir şey söyleyeceğim. Sen şifreyi. Eşinin kullandığı hattan bahsediyorsun. Evet abla. Peki, benim üstüme. Senin üzerine olan hattı. Niye sen takibini yapmadın da o hattın işte yani 2,5 yıl geçmiş. Başkasına devredilmiş olabilir. Niye 2,5 yıl bekliyorsun şimdi söylüyorsun? Ablacığım işte diyorum ya, aklıma neyse gelmedi bu olay. Hani hastane muhastane olayla. Ablacığım ben bir şey söylemek istiyorum. Bu olaydan söyle ayrı. Dün akşam Doğan'a, dün Doğan ablaya biraz zan altında baktım yanlışlıkla. Hı. Orada demek istedim. Doğan ablaya ben hani o gün için özellikle... İzleyiciler daha bilmiyorlar. Ben açıklayacağım onu izleyicilere. Daha sırası gelsin. Şey bir şey açıklayacağım. Yok ismini şey söylemeyeceğim. O gün Doğan abla özellikle ben oraya gittim demedim. Hani normalde o şekilde gidiyordum dedim yani. Ben yeri ve zamanı gelince onu açıklayacağım Doğan ama... Doğan abla zan altında kalmasın onun tamam için. Tamam. Yeri ve zamanı gelince onu açıklayacağım ama Yeter Hanım bir göremedim ben. Hazır mı? Ben, verdiniz mi ekranı? Ha Yeter Hanım. Şimdi sizin gelinin psikolojisinin işte çok da iyi olmadığı için bir defa iki defa kaçıyor işte. Asıl bunun altında yatan gelinle kimse konuşmuyor. Neden gittin, ne oldun, savaşta problemleri mi var dedi. Kimse konuşmuyor. Gelini böyle hocadan hocaya gezdiriyorlar. Sen niye buna izin verdin? Allah hocadan bizde hocaya kadar olmadı. Bir sefer mi ne? Bir sefer bundan gittik. Bir sefer. Bildiğim bir sefer de. Evet. Yok dine acık beni. Bu ya abi kaçtıktan sonra mı diyorsunuz? Yok yok. Kaçtık birinci ikinci kaçtık. Gelin kaçtıktan sonra bize. Ha birinci kaçtıktan sonra mı ikincisinde yok, mi? Yok abi sonra da kaçtığında. Evet. Abi sonrakında. Tamam. Sonrakında bunlar Suzan'lar telefon ettiler Savaş'a. Evet. Ben doğruyu söyleyeyim. Ben yalan yanlış bende yoktur. Gel nuska yazdırmışlar. Kime yazdırdılarsa gel bunu al git dediler. Evimize götür dediler, bize götürdüler. Savaşta bize aldı geldi muskiyi. Yani muskiyle gelin geri geleceğimiz bize. Doğru söylüyor, aynen aklıma geldi benim de. Kemal'e mi vermiş hatta? He, bak, savaş, ben de savaşa söylemedim. Bir dakika Suzan'cığım anlamaya çalışıyorum ya. Muskiyle dedim, gelin mi geliyormuş, eve dedim. Muskiyle gelin gelmez eve dedim. Muskiyi gittim, dereye attım köprüden aşağı. Ha, Savaş'ın anne hala haberi yok öyle yaptığımdan da. Yalan o zaman ha. Hiç inanmıyorum. Bu muska işlerinden ben bu kadar haberim var. Başka haberim şey yok. Bizde. Bir dakika bir dakika. Bizde kesinlikle bak. Ya Suzan'cığım Suzan ya. Suzan'a az benim de. Şey az benim de bak söyleyeceğim. Çocuklar da var çünkü. Bacım geldi o zaman ben de bacımı alıp da ben de gideceğim. Bir akrabam var. Onları baktıracağım yazdıracağım demedin mi hanımefendi? Sen gittin gitmedin mi bilmiyorum. Sen de konuşsan o zaman dedin. Ama gittin gitmedin bilmiyorum. Bunu da bana sen söyledin. Yeter kardeşiyle mi gidecekti? Adı ne kardeşinin? Bacım geldi zaman bacım. Özür dilerim. Beni dinle. Yeter Hanım'ın kardeşinin adı ne? Kardeşi yoktu ki buraya gelmedi. Adı ne? Öyle bir şey demedim sana. Adı ne? Teyzenin adı ne ya? Neydi onun adı? Ben öyle bir şey demedim sana. Bak kapıdan söyledim. Suzancığım. Birisini söyleyiz de geldi geldi. Dinlemiyor. Ne ettiysen siz ettiniz. Bulacaksınız o kızı. O kızı ne ettiysen kime bakacaksın? Kime bakacaksın? Ben öyle bir şey demedim sana. Kafa gitti. Özür dilerim. Yemin ederim ben kimin ağzından ne kelime çıktıysan not böyle Suzan, yalan konuşmuyorum. Suzan beni dinler misin? Suzan benim kitlendim bak beni dinler tamam misin? Şunu söylüyorsun yani Yeter Hanım da kayınvalidesi de bir dakika ne olur sorumu sorayım tamam yani. Yeter Hanım da çok hızlı konuşuyorsun ve aksanla konuşuyorsun anlamaya çalışıyorum. Hangisi? Yeter Hanım da şey kız kardeşiyle beraber... ondan sonra muska yapmak istediler öyle mi? Gelsin de ben geri de yazdıracağım diye. Dedi. Şeye gitti geldi ya koya sığınma evine gidip gelene sonra dedi yazdıracağım da ama ne amacıydı neydi bilmiyorum ama gitti gitmedi orayı bilmiyorum bak. Ben bir susarsanız Yeter Hanım yani oğlun da hatırlamadı da kardeşinin adı neydi Ümmühan senin? Ümmühan. Ümmühan Hanım. Siz kardeşi senin kardeşin Ümmühan'la beraber şeye yani birinci de ikinci kaşışından sonra şey muska yaptırmayı hiç istemişsiniz. Kızıyorsun dereye attım mereye attım diyorsun da sen ne yaptırmışsın? Duydu mu Yeter Hanım? Dondu galiba abla. Görüntü mü dondu? Ha. Peki bu, sen teyzenin bu şekilde bir annenle beraber yok, gelişim abla, olduğunu... Yok abla ben gitmediklerini biliyorum şey... Ben gitti gitmedi bilmiyorum. Şey ben doğru konuşmam hani, lazım. Gideceğim diye söyledi gittiğini gitmediğini bilmiyorum. Haberin yok var bilmiyorum. Siz evdeydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Bir muska geldi bana aynen doğru söylüyor. Kemal'e mi kendisi vermişti. Eve getirdim bıraktım.
Ama annen onu dereye atmış. Ben haberim yok ablamda. Dereye atmışsın. Tamam, sen diyor ki beni suçlu. Aklımda haberim yok ablamda. Bir dakika ne olur hanımlar beyler. Beni suçluyorsunuz annesi olarak. Yok muska yaptır diyor, onu yaptır diyor. Ondan medet umdu ama. Aynı şey senin annen de teyzenle beraber abla, yaptırmış. Gitti mi gitmedi bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kabul ediyorum zaten. Ben yaptım demiyorum. Yapmadım demiyorum. Hayır, annen suçladı, ben dereye attım dedi ya. Tamam onu gitti mi ama suçluyor. Gittim gitmedi bilmiyorum ben. Benim, haberim yok. Ben diyor benim kızım kayboldu diyor. Her şeyden medet umdum diyor. Gittim. Bunu kabul ediyorum ama kıyafeti de o amaçla aldım diyor. Ama işte beni Yeter Hanım suçluyor. Muskasını yaptırdı, ben onu dereye attım diyor da bana işte bunu böyle söylüyor ama kendisi de diyor kardeşiyle beraber gitmiş muska yaptırmış. Ha, gittim gitmedi bilmiyorum abla. Yani şu, annene soracağız da görüntü dondu yani. Ha, ben de bilmiyorum gittiğini, yalnız gideceğim ya, yok, diye söyledi. Hani bilmiyorum, gittim, 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 bilmiyorum. Günaha giremem şimdi. Bana söyledi. Yok, annem işte, ben de hatta kaderin hakkında dedim ki kader böyle böyle niye yaptı dedi. Ben de kızdım o zaman geline dedi. Bak. Yeter. Ben de kızdım dedi kadere dedi. Daraldım dedi Uğur'a dedi. Yani niye kader, böyle yaptın diye dedi. Kader ne yapmış? Hani kader öyle bu burası babamın evi. Üstü bura babamın evi. Üstü benim evim. Sen bir şeyin yok deme diye söylemişti ya. Ha, senin yengen. Kız yok ondan bana çok üzgünüm. Uğur'a diyor istemiyor ki Bursa'daki işte. Evde kader üstte oturuyor. İşte burası ha. Benim evim. İşte ne diyor alttaki ablacığım, de babamın evi. Sen deme, buraya öyle, ait değilsin öyle diyor. Öyle deme şansı yok. Çünkü benden korkar. Kıza söylemiş ya. Kız söyledi bunu. Ben yalan söylemeyeyim. Ya ben çok ağır bir kişiliğimdir abla. Hı. Hadi benim yanımda eşime veya aileme sevdiğim bir adama başka kimse laf söyleyemez. Belki kadınlar kendi aralarında konuşmuşlardır savaş. Oğlum, oluyor ben, bazen. Benim bir duymadığımı bilemem. Görmedim, duymadığım bir şey yalan söyleyemem yani ben. Gelinler ki eltiler. Ama ben varken kimse bir şey diyemez burada. Eltiler böyle zaman zaman bazı eltiler böyle şey yaparlar ya. İşte ben daha iyi bir gelinim beni daha iyi seviyor falan muhabbeti yapar ya bazen. Ya, maalesef ablacığım. Oluyor bazen o değil yani mi? Şöyle bir şey hanımlar. Var. Bu arada arkadaşlar bana haber verecek misiniz? Yeter Hanım'la ilgili teknik problemi halledebiliyor musunuz? Ben sizden bir yanıt bekliyorum. Tamam bir problem varmış. O halledinceye kadar ben onu Yeter Hanım'a sorarım ama. Şu Karaçukur meselesini bir gündeme getirmek istiyorum. Çünkü Karaçukur'la ilgili, onunla ilgili bir çekim yaptık. Onu ekranlara getireceğim. Karaçukur meselesi şu. Orada bir çuvalın içerisinde toprağa gömülü olarak bazı kıyafetler bulunmuştu. Emir senin ahırının olduğu yerdi kardeşim değil mi orası? Şimdi Karaçukur bölgesiyle ilgili sürekli böyle ihbarlar geliyor. Bir detaylı bakalım dedik. Orada işte dere var, orman var, işte patikalar var. Bir ekranlara getirmek istiyorum onu. Aynı zamanda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeyi de koyar mısınız arkadaşlar? Gelsin ekranlara lütfen. O saatte orada değildim. Eşinin cesedi nerede Savaş? Boncukçukur köyünden yola çıktıktan sonra yaklaşık 2-2,5 kilometre sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz o özel işletmenin oraya geliyorsunuz. İşte burada yol ikiye ayrılıyor. Bu yollardan sol tarafımda görmüş olduğunuz yolu kullanacak olursanız en çok ihbarların geldiği yer olan Karadere bölgesine gitmiş oluyorsunuz. Ama sağ tarafımda görmüş olduğunuz yolu kullanacak olursanız işte bu yol yayla yoluna ve yine Karaçukur denilen o bölgeye gidiyor. Yavaş yavaş yayla güzergahından Karaçukur'a doğru ilerliyoruz. Bulunduğumuz bu noktalar da aslında çok kolay bir şekilde bir insanı yok etmeye müsait alanlar. Bir taraf ormanlık arazi, diğer taraf ise dere akıyor ve bu dere yatağı içerisinde de birçok nokta bir insanı yok etmeye müsait alanlardan biri. Boncukçukur köyünden yaklaşık 6 kilometrelik bir mesafe geldiğiniz zaman bulunduğumuz noktada yine yol ikiye ayrılıyor. Hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz güzergahı kullanıp devam ederseniz yaylaya doğru çıkıyorsunuz. Ama sol tarafımda görmüş olduğunuz bu güzergahı kullanırsanız Karaçukur denilen o bölgeye gidiyorsunuz. Şimdi biz sol taraftaki bu güzergahı kullanarak Karaçukur bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Karaçukur'un içlerine doğru ilerledikten sonra karşımıza ilk olarak Anadere denilen bu bölge çıkıyor. Anadere yayla sularının aktığı bu bölge. Bu su daha sonra ilerleyen güzergahta Karadere ile birleşiyor ve denize dökülüyor. Anadere'den sonra ise Karaçukur'da artık ormanlık arazi başlıyor. Karaçukur ormanlık bölgede şu an ilerlememiz devam ediyor. Bu gördüğümüz yolda Emir'in ahırının bulunduğu bölgeye gidiyor. Bu bölgede sadece Emir ve komşularının ahırı bulunmuyor. Aslında burada kullanılmayan birçok yapı da var.
Karaçukur'a gelmek için sadece araç yolunu kullanmanız gerekmiyor. Bunun için köylülerin ayak yolu dediği ve orman içinden geçen bir patika yol var. Ve bu patika yolla yürüyerek çok rahat bir şekilde ormanın içerisinden Karaçukur'a gelebilirsiniz. Karaçukur'da geldiğimiz son nokta Emirin Ahırı'nın bulunduğu bölge. Hemen arkamda Emirin Ahırı'nı ve yine aynı köyden farklı komşularının ahırları burada bulunuyor. Ve buralar kışın kesinlikle kullanılmıyor. Emir, sen bütün arama çalışmalarına bir bölümüne katılabildin değil mi? Yani hiç katılabildin mi arama çalışmalarına sen? Ben çok katılamadım. O birinci gün mü? Ya bu yakın çevrede o köpek gelmişti. Koku evet. Köpeğe. Onu tamam. Da katıldım. Başka da katılamadım. Neden katılamadın? Yeğli'ye gittim çünkü güzelim yeğli değildi. Hızanım, mıltığım, malım, mülküm peşanıydı. Gittim daha gelmedim. Niye? Sonuç Hatice orada, eşin orada, herkes orada. Malın mülkün ne var ki yaylada? Ne yapıyorsun yaylada ki? Ya çocuklar ufak. Bir mal gelmese kim arayıp getirecek? Yaşlı anam da var. Mal derken neyi getiriyorsunuz? Koyunlar falan da mı koyun orada? Koyun değil abla. Büyükbaş. Ha, büyükbaşlar orada. Evet. Büyükbaşları, kaç büyükbaşın var peki? Ya o zaman 4 dönemdi. Neydi şimdi? Ne olacak? 4 tane yok. Büyükbaşı senin hanım da hali, Hatice de halleder. Abla nedenini ben söyleyeyim, hatırlamadı galiba da hayvan evet. Hayvan saldırmıştı galiba bir hayvanına. Nasıl hatırlamıyor, birine hayvan saldırıyorsa böyle hani, bir şey amcan hatırlamıyor. Yani böğründe bile bir şey vardı. Onun için gitti daha önce. Ya amcan çok geç, benden küçük. Nasıl hatırlamıyor? Ablacığım ben anne teyzemin ismini hatırlamadım. Kafa gidiyor bazen işte. Abla kafa kalmadı ki ya. Böyle olacağını bilsem geçenki dediğim gibi satır satır yazarım. Şimdi buraya kepir kepir okurum sağa. Ama bu iş başıma geleceğini bilseydim. Ya sıradan bir şey. Sonuçta bir gelin ortalıklarda yok, tamam mı? Hiç mullanda yok ya. Hiç mullanda yok. Kendilerini savunuyorlar. Hep kendilerini savunuyorlar. Kızın gittiği kim şundan gelir. Şu şüphe edeyim de. Acaba şuradan mıdır? Beraber arayalım. Yengem yapmaz. Anam bilmez. Babam yapmaz. Vereceksin. Adalete güveniyorum. Şimdi dediği gibi hani babam yapmaz, babama iftira atarsan yapmaz, yapmayacağını söylerim. Bana söylüyorsan ben de yapmayacağımı söylerim. İftirayla geldi her zaman karşılığını alır. Şüphelenmediği kişi var mı? Yok diyor. Var. Sen o iki tane hakkımda iftira atıp da bağlananlar var ya. İhbar diyelim. İftar demeyelim de senle ilgili bildikleri. Ben kendim bildiğim için iftira diyorum. O iki kişi. Sen karşıma çok gelsinler, çok otursunlar. Sen karşıma otursunlar, sen, gözleme bak, konuşsunlar. Peki Savaş, şunu merak ediyorum. Ben o iki kişiyi bak. İstiyorum abla buraya. Tamam, iste bak. Ben sana şunu söyleyeceğim. Şu Karaçukur'u ben soracağım, merak ediyorum. Orası ilgili merak ettik. Birazdan oraya geçeceğim ama. Madem sen konuyu açtın. Be kardeşim, madem bu iki tane insan senin eşini öldürdülerse, sen zaten eşinin sürekli dibindesin. Zaten annesine gidince de annem baban orada. Babaya gidiyorlar. Seni, bir dakika Suzan. Cemal orada, işte baban orada. Hepiniz beraber aile gidiyorsunuz. Kadın zaten yalnız kalmaya, nefes almaya vakti yok ki. Ne zaman bu iki insan senin eşini götürdü de öldürdü? Ne zaman? Şimdi siz anlamadınız, işte olay orada abla bak. Ha. Anlamadınız. Bu kendisi çıkıyor ya, çıkıyor. Yavdan aşağı gidiyor ya. Evet. O anda denk geldi işte. Denk geldi. Denk geldi. Evden çıktığında denk geldi. O zaman niye kamera kayıtlarında yok? Denk geldi. Bunlar arabası mı öldürdü? Arabası var abla, geçiyor sonuçta adamın. Hemen orada denk geldi, arabaya attı. Ya şimdi buna niye inanmıyorsun mesela? Sen buna niye inanmıyorsun? Adamı mı savunuyor yoksa? O zaman arabayla konuşmuş bekliyordu. O zaman adam sen mı? Konuştun, gönderdin. Konuşmuş olmaları ya. Lazım. Araya da dedin, geleceklik dedin. Orada. Ben gelene kadar bu şey dedin. Bak işte. O zaman o arabayla gönderdin, o da aldı işte. Kaç senelik damatlarına iftira atabiliyor. El alemin adamına hemen savunmaya geçiyor. Özür dilerim Savaş ama gerçekten çok mantıksız bir şey söylüyorsun. Mantıksız bir şey abla, ya, her şey ya sözleşmiş olmaları lazım. Senin eşinin onlarla... Ablacığım. Ya telefonu bile senin elinde Nura'nın. Her şey senin kontrolünde. Bak mesaj geliyor, görüyorsun. Hat senin üzerinde. Kadının bir özel şeyi yok yani. Telefonu nasıl yok abla? Telefon onun ya. Ya hayır ama hat senin hattın. Kimle görüştüğünü bilirsin, ne yaparsın. Her şeyi bilirsin yani. Anladın mı? Ben telefonla paralel yaptım dedin. Ailesiyle görüşemiyordu. Çocuk bizi arayamıyordu. Biz sürekli şeyle arıyordu. Kız bizi arayamıyordu hiç. Çünkü paralel yapmıştı. Ya bana şunu... kendi söyledi bunu. Paralel yaptı. Telefon? Benim telefonum mu? Ne ya kız bizi arayamıyordu? Ben görüntülü devamlı kızı biz görüntülü arayıp da şey diyorduk. Paralel yaptım diye söyledi bu. Bana telefonu paralel yapmış. Biz ne söyleyecek? O yüzden bu işi planlamış da. Abla yine aynı şeyi açıyorum. Boş muhabbetleri. Çok önemli bu. Benim anası, çünkü kendi telefonumda da var. Bağırmadan konuşalım, kurban ablacığım, olayım ya. Ablacığım kayıt geldi, benim kendi telefonumda da var. Yaptığım işlerden dolayı. O telefon benim olduğu için o telefonda kaldı. Bak aile şunu söylüyor ama diyor ki bak kakofoniye gitmesin. Biz diyor kızımızın telefonuyla diyor paralel olduğu için Savaş, o direkt bizim ne konuştuğumuzu dinlediği için biz kızımla onları dinlemesin diye görüntülü konuşuyorduk. Yani abiler, kardeşler, erkekler görüntülü arıyor. Aile sürekli görüntülü arıyor. Meğer sen bu nedenden sen ablacığım, dinliyor meğer muydun? Meğerse o nedense o zaman savcılığa başvuralım, numarayı çıkarttıralım. Sen dedin, ben dinledim mi? Çıkartalım. Laf değişmesin, laf değişmesin. Görüntü, laf değişmesin sen ablacığım. Sen dinliyor muydun? Ben
O iki kişiyi buraya bekliyorum bak. Değişmez bak. Ben lafı şey o iki kişiyi buraya bekliyorum ben. Tamam. Ben de sana diyorum ki o iki kişi senin eşini kaçırdıysa, senin eşini öldürdüyse önceden bir şekilde irtibatlıdır. Önceden senin eşini tamam görmüştür. Tamam abla, senin dediğin irtibatlı demek o zaman. Görmüştür. Görmüştür bir şekilde karşılaşmıştır. Tamam abla. Kabul. Bundan sonra siz ne derseniz o. Hayır, İrtibatlı olabilir. Ha, ben sana benim soruyorum. Benim anlamadığım ne biliyor musun ablacığım bak. Ha, söyle. İftira hani atabilirsin ama Savaş bunu aldı öldürdü şuraya at dedi ya. Hı hı. Benim için olay bitmiştir, iftirada kalkmıştır. Çünkü önemli olan ne biliyor musun? Öyle duyduk ya, diyor. Ablacığım duydum diye bir şey yok. Ya bu işi yaptın ya da senin parayla bir kişi tuttu böyle konuştu. İkisinden biri. Başka bir açıklaması olmaz. O iki kişi buraya gelecek ha. Peki belki senin yakınlarından biri bunu söylüyordur. Bu cinayeti biliyordur. Benim yakınımdan da daha olsa. Akrabalarından biri artık vicdan azabı çekip bunu söylüyordur. Ablacığım var söz çıksın bağlasın. Tamam bence hiç de sıkıntı değil merak ya. Merak etme Emir. Madem öyle şüphe ediyordun şimdi bu reçen hani madem o kadar bayılıklarına şüphe ettiğinde o gettiği anda acaba şu falanca alır mı şüphe edeyim. Pişmanca alır mı şüphe edeyim de niye köy ayağa kaldırmadın? Kaldırdım. Niye hakim savcı ayağa kaldırmadın da biz neyden açıkçası burada şu şöyle bu böyle değilsin niye aramıyordun lan? Bak karakola her gittiğimde arabaları hep arabaları sordum. İstemeye gittin karakola izin istemeye gittin. En son gittiğinde izin istemeye gittin. Gitmek için izin istemeye gittin. Ben karakola her gittiğimde arabalara sordum. En sonunda da bana dediler temizlediler. Ben inanmadım. İnanmayacağım, inanmıyorum da. Karakol, bir dakika ya Suzan, karakola bak yine aynı mesele dönüp dönüp geliyor. Karakola gidecek kadar arabaları merak ediyorsun. Görüntülere bakıyorsun. Saat 4'ten önce, saat 23'ten sonra sabaha kadar olan görüntülere de Allah'ın hikmeti bakmıyorsun. Abla tamam. Bak karakola gidiyorsun. Tamam. Merak ediyorsun. Benim aklıma gelmedi diyorum. Hadi diyorum benim aklıma gelmedi. Amcanın aklına da mı gelmedi? Amcam yoktu kamera kayıtlarında. Gitsin Emir niye gelmiyor? O yayladaydı abla. Benim aklıma gelmedi. Benim aklımda olanların hepsi kaç 1, 2, 3, 4 kişilerdi. Canlanmada dahil abla neden? Peki Emir'e benim soracaklarım var. Ben bir şey daha söyleyeceğim abla. Söyle. Dün tamam. Aklıma geldi öyle muhabbet ederken buraya giderken. Siz dediniz yani telefon boş. Hangi telefon boş? Hani Nurhan'ın elindeki telefon boş evet, diye. Evet 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 aynen öyle. Aynen. Ablacığım ben bu telefonu verdikten sonra bu telefon yanlış hatırlamasam Ramazan demiş dün. Bu telefonlara fotoğrafları göstermiş. Bu neyin nesi diye jandarma. Nasıl boş oluyor abla o zaman? Ben verdikten sonra olay bu olay. Bak şu anda telefonun boş olduğunu i̇şte, söyleyebilirim. Bak, bir ihmal sonucunda sonra... mı? Sen mi verdin? İşte onlar bir soruşturma daha geniş bir soruşturma var. Yapılsın abla. Rahat ol. Şu ama anda özel bir ekip yani, çalışıyor. Yani. Hepsine bakıyor. Yani kurum içerisinde de buna bakılmamışsa eksiklikler varsa emin ol ona da bakılıyor. Bakılsın abla. Çünkü soruşturma savcımız eğer yani öyle ya da böyle bu olayın aydınlatılmasını canı gönülden istiyor. Zaten öyle çalışıyorlar. Yani görevleri o bizim de öyle görevlerimiz. Elimizden gelen ne varsa biz de yapmaya razıyız abla. Jasat da öyle, kaymakamımız da öyle, hepsi böyle, valimiz de öyle. Hepsi canı gönülden çalışıyor. Ben şunu merak ettim Emir sen şimdi sonuçta onu amcasısın daha şeysin yaşın başın var ona göre 31 yaşında tecrübelisin. Şimdi bu kara çukur olan bölge ya birini öldürsen mesela atılabilecek ya da gömülebilecek uygun mu yer mi? Cesedin saklanabileceği uygun mu yer mi bu arazi ne dersin? Ya ablacığım görmüyor musun? Eğer iki tane ihbarcı yaptıysa mesela. Gördüğün zaman zaten belli oluyor ormanlık bir arazi aynen nasıl görüyorsan öyle. Yani ceset oraya atılsa bir şekilde bir yere atılsa. Ya ne bilemem ki ben. Ben hayır, soruyorum sadece sana yardım istiyorum. Ben de söylüyorum işte. Bak ben senin yaptığını ortalık söylemiyorum. Ortalık gözüküyor. Bak ben senin yaptığını söylemiyorum. İki ihbarcı diyelim aldılar götürdüler kadına işte kötü emellerini alet ettiler. Sonra da aldırdılar öldürdüler ve Karaçukuru bölgesine bir yere attılar. Cesedi kimse görmez mi oradan? İnsan bedelinden bahsediyoruz çünkü. Tamam da başka bir yere tükettiler de Karaçukuru bölgesine mi attı o adam götürdü onu? Hı. Başka bölgelere tüketti. Kayadaya bitti. Zaten her taraf ormanlık. Ulle bitti. Karaçukur bölgesine. Bir de Emir'in yani mekanının yanına. Öyle mi? Onu mu demek istiyorsunuz? Ya soruyorum işte. Soruyorum Savar. Pardon Emir. Biz her türlü şeyi sormak zorundayız. Tabii ki soracağım. Ben size hak vereyim. Bir de bak sen de... Ha bir de abla bu yani insan ölüsünü fare ölüsü zannediyorsunuz herhalde veya bazıları öyle zannediyor. Ben soruyorum ben araziyi sana çünkü bazı öyle yerler vardır ki... Ben yamaç, bak yine diyorum. İnsanların ulaşamayacağı yamaçlar vardır, şeyde sarp yerler vardır. Ya öyle bir kör şeyler noktalar vardır ki atarsın orada. Ya yani insan inemez oraya. İnemez ama ceset orada bir süre kaldıktan sonra da artık... Ya ablacığım şunu söyleyeyim sana o şekilde senin dediğin şekilde olsa o leş köpeği onu kesinlikle bulurdu. Oraya kadar baktı mı? Karaçukur'a girdi mi? Çünkü Karaçukur'un karşısına kadar ben yiyordum ama gitmiş herhalde. Karaçukur'un karşısına kadar bir kunduz ölüsü mü ne bulmuş? Değil, biraz bir şeyde, peki, çayda. Peki ceset, acaba ceset suya atıldıysa, dereye bir yere atıldıysa? Abla yine çıkar bir taraftan illa. Köpek onun kokusunu almaz abla, ki. Bizim, bir taraftan çıkar, dere kenara atar bir taraftan. Bizim olduğumuz dere adam götürmez öyle ki. Çok aşırı dere debisi, değil ki. Debisi fazla değil mi? Yok abla, yok, adam yok. Götürmez dere.
Anca yağmur ya taşkın olursa o şekil götürür. Öteki türlü adam götürmez yani. Şimdi Yeter Hanım'ı birazdan hazır, ona da başka türlü soracaklarım var. Şu şey meselesini soracağım. Ki abla hani ben size bir şey daha diyeceğim. Annen birazdan yayında olacak, ha söyle. Yani İhbarcılar hani bunları şey yapıyorlar ya, bu ihbarcıların tarif ettiği taraflara da köpek salsınlar. Ben jandarmadan istiyorum bunu yani. Merak etme, nasıl salsınlar, çalışmalar yapılacağını, yapıldığını. Biz her şeyi burada... Bak sevgili izleyiciler, bazı çalışmalar yapılıyor. Ama biz bunu ekranda açıklamıyoruz. Mecbur abla açıklamanı yani, hani açıklayamazsınız bir yerden sonrasını şey yapmanız lazım. Evet evet. Onda hem fikir sıkıntı yok abla. Evet, abla ben de şunu anlamıyorum. Bir yere daha adamdan şüpheleniyorlar. Ha. O saat uyuyor. Yani o tanığın geçtiği zamana o saat dilimi uyuyor. Ondan niye şüphelenilmeye ya? Ya şüphelenmediklerini aynen nereden gece biliyorsun abla, ben söyleyeyim bak. Şöyle aynen gece. Yok, şöyle bir yere daha adamdan sana şüpheleniyorlar. Biz sen mi söyledin? Adam da evinde, sen evinde adam yok mu? Canla çıkıp gitmesin, umurumda değil. Yani, tek ya, ya herkes abla, aynı anda aynen konuşmasın ya. Aynen saat tek geliyor biz, yani. Hani, bak, aynen saat tek geliyor onu geçtiği zamana. Ya Emir bir dakika ne olur. Ablacığım bu ihbarcı muhabbeti var ya bak, biz Murat abi söyledik, adam kap kızı geçirmiş. Bak ölmeden gitsin konuşsun, röportajını versin. Biz gittiğimizde saat 10.30'da o adam bizim yanımızdaydı. Misafirimizi çay içtik, muhabbet ettik. Yani onun gitme ihtimali bizim yanımızda 11'i bulmuştur. Yani daha önceden geldi yani 11'e kadar oturdu. Hı-hı. Bu adam bizi aradı, bana yolladı dedi. Biz de söyledim Murat abiye. Tamam, o adamı canlı yine de alacağız. O adamın yanına, tam ben konuşmadığım için ben bilmiyorum. O adamın yanına kim gitti ve ne konuştuğunu söylesin. Tamam. Bak, o söyle, adam, kim gitmiş? Kriz geçirmeden beni aradı. Yani öylesine... O adam dediğine evden çıkıyorsunuz, yaylaya gittiğinizde mi? Yayladaki evde. Ben bu anlatacak olduğum, bu yakınki mesela. Yani ne diyeyim, sana bir hafta önceki. Hı. Arıyor beni mesela, geçmiş olsun ne deyip ne yapıyorsunuz diyen. Bu Adnan değil, Rahman. Ben Adnan dedim geçen. Sade de gel, evet. Rahman. Ha. Yani bu da mesela o adamın oğluyla arkadaş. Benim de arkadaşım. Arayıp ne diyorlar? Seni bak, yaylada dine, gören adama ya, ne diyorlar? Dine şimdi. Hı. Onun yanına gidiyor mu? Onun oğlunun yanına gidiyor. Bu adam da diyor ki kriz geçiriyorum. Bu konu açılıyor orada. Evde otururken. Bu yakınlı mesela. Diyor ki bak siz de benimsiz. Onlar da benim bizim için. Ya böyle şeyler dönüyor. Niye böyle yapıyorsunuz diye bak. O gün Yeyli'ye çıktığı zaman diye akşam varım 10.30'a kadar ben o adamın yanında kaldım. Ha o adamın şöyle bir huyu da vardı. Ben gidiyorum der. Ayakkabılığı var. Orada gören bak, kişiyle konuşuyorlar mı? Bak ha, açıklama ya, birkaç tane görüntü getireceğim ekranda. Rahman ha, bir şey demem. Şimdi ben şunu söylüyorum. Rahman'a mesela bağlayın. Ha. Deyin ki o adam o geceyi sana nasıl anlattı? Tamam konuşuruz. Tamam sen zaten yeyledim deyin. Yeyledi olduğunu biz de biliyoruz. Yeyledersin. Tamam. Ama evde ehler. Hı? Ya tamam ben şimdi bir taraftan aşağı temizliğe gene geliyorum. Yani her tarafa saçma gibi açıyorum. Ekranda görmüşsünüz zaten babamın saçma yaşamını. Gibi açmıyor. Peki planladın gittin. Bir dakika ne soruyu söylüyorsun Suzan? Bana da söyler misin lütfen? Peki planladın gittin deyim Yeyli'ye. Ha işte onu söylüyor. Hı? Tamam. Ya Yüngeciğim sen kızınla ben buradan ne alakam var ya? Buradan bir patlarsam var ya. Ortaya çıkacak. Aç canım. Az kaldı. Ya özür dilerim. Gitti mi sonra söyle. Neyse aç bakalım. Ben cinayetle ilgili ise aç. Çünkü benim olayım Nurhan. Benim olayım Nurhan'ı aramak burada. Hangi bu hala öyle böyle şöyle böyle. Ay, tamam biz de Nurhan'ı arıyoruz. Neyi arıyoruz ya? O zaman şüphe ettiğin yerler söyle de bir anda çıksa da bir de o iki tane ihbarcı getiririz abla buraya. Onlara başlayalım. Canlar bana seslenelim buradan. Arama şey yapsınlar. Sağ ol, beni dinler misin lütfen? Bir dinler misin beni? Gizli tanıklar senin keyfin istiyor diye seninle yüzleşmeye gelmez. Gizli tanıklar bak bir şey söyleyeceğim. Keyfin istiyor lütfen, değil. Bekle lütfen. Tamam abla. Gizli tanıklar savcının karşısında gizli tanıkların iddialarını sayın savcım sana söyler, sen de yanıtını söylersin. Anladın mı? Gizli. Gizli tanık. Tamam anlatabiliyor ablacığım. Muyum? Yok efendim buraya gelsin şöyle. Buraya gelsin. Savcım, buraya gelsin abla. Savcım sana soracak. Gözüme bakıp konuşsun o zaman. Bak, neye bak konuşuyorlar? Bak savcım senin gözüne bakacak soracak. Sen rahat ol ya. Ya ablacığım sen sorsun. Sen milleti araştırma. Sen karıyı araştırma. Bir dakika. Abla, karıyı. Belki onlar yaptı. Onlar yaptı belki. Belki onlar yaptı. Niye konuşuyorsun? Onlar yaptı. Tanımıyor bile. Tanımıyor. Bir dakika. Ya Allah aşkına. Ya gözünüzü seveyim. Söylediğinize, kendi söylediğinize kendinize inanmıyorsunuz da. Ya ben çok saçma bir şey söylüyorsunuz ya. Boş. Sakın karışma Suzan. Çok saçma bir şey söylüyorsunuz. Ya iki tane gizli tanık. Birbiri işbirliği yaptılar. Tamam mı kardeşim? Senin annen babanın yanında uyurken geldi kadıncağız orada kaçtı. Annenin babanın ruhu duymuyor. Yeter'in ruhu duymuyor. Cemal'in ruhu duymuyor. Hiçbir şekilde ruhu duymuyor. Gece yarısı geliyorlar. Evden alıyorlar götürüyorlar. Evden alma değil ablacığım. Ya da kadıncağız üstüne basa basa söylüyorum. Camdan çıkıp kendi gitmesi. Senin o zaman camdan kaçıp kendisi giderse tamam mı? Bir sürü kameralar var. Senin eşin niye görüntüsü yok? Arabanın içine gitti demek ki.
Ya o zaman ya da araba nasıl arabanın içine gitti ya? Bir yere en azından denk gelmesi lazım o görüntüler. İşte arabanın içine denk gelmiyor. Arabanın geçerken denk gelmiyor. Almıştır. Ya lütfen adam. Savaş Allah'ını seversen ablacığım, ya. Ablacığım ben gire diyorum. Lütfen ben gire diyorum. Lütfen araba, ya. Araba lütfen diyorum ya. Ben de. Lütfen ya. Lütfen ya. Araba lütfen ya. Başka bir şey değil. Emir lütfen yani. Bana mantıklı değil canımı ye yani. Çok saçma bir şey ya söylüyorsunuz. Ya ablacığım araba dışında değil. Ne deseniz de. Araba bu, bu kadın yürüyerek evinin dışında ayak izleri yok, hiçbir şey yok, hiçbir şekilde kadınla ilgili köpekler orada izi bulamıyorlar ya. Evden adımını dışarı atmamış bu kadın ya. Bak bir şey söyleyeyim, senin evin burası. Ya usurganını ben mi yarım yaşa? Emir dur abla, beni dinleyeceksin, ben beni dinleyeceksin. Tamam iz köpekleri, abla, iz köpekleri evin içinde tamam dolanıyorlar evin etrafında. Ben şu evin içinde olayım, evin etrafında dolanıyorlar kardeşim, tamam mı? Senin eşin, tamam mı? Hiçbir şekilde ayağını dışarı atmamış be. Şimdi ben nereden onu, geldi ben size onun açıklamasını yine yapayım size. Yap bakayım, ne yaptım yine yani? Yaparım. Hiçbir şeyden de korkum yok Allah'a çok şükür. Tam nasıl? Mantıksız. O gün köpeğe saldığımızda aynen Nura'nın gittiği yerden gitti, aşağı yola indi. Yola kadar indi. Bu bir. Hı. Yola kadar indi. Evin etrafında döndü, yoldan ileriye gitmedi. Jandarma da şu şekilde dedi. Ya dedi buradan arabaya bindi gitti. Ya da dedi yağmur yağdı için kokular daha, gitti. Daha İkisinden biri ablacığım. Daha ben yine diyorum. Sen o daha saatte önce, oradan geçenlerin hepsinden. Savaş. Daha önce iz köpeklerinin evin etrafında durduğunu, hiç aşağı kadar yola kadar inmediğini söylemişti. İndiği yere kadar indi söyledim. Hayır söylemedi. Çıkarttı kayıttan. Tamam. Çıkarttı kayıttan. Tuncay'ın avukatımız daha hafızası güçlü. Çıkarttı kayıttan. Aynı şekilde hayır, söyledim. Hatta bunu 3-4 defa konuştuk. Hayır. Biz sana şöyle bir soru sorabilir miyim? Avukat hanım ben tamam. Dedemin arkasındayım. Şimdi camdan indi. O sınavın yarı yola kadar indi. Hayır kardeşim. İnmiş. Dedim. Demedin. Kulağınla duymadığın, gözünle görmediğin hiçbir şeye inanmıyorsun değil mi? Evet abla. Camdan indiğini nereden biliyorsun? Bu kadar. Tamam. Ben hep dediğim gibi ağzımda konuşurken şunu diyorum ben. Onların dedikleri gibi konuşuyorum. Yavuz bayağı bir saçma soru geliyor bana. Kendi başına. Bir özür dilerim. Pardon ama nasıl saçma ya? Ben şöyle bir şey diyeceğim abla. Avukat hanımın dediğine katılıyorum. Siz de yani arabayı cama dayayıp da ölü olarak içeri atıldığını nereden biliyorsunuz? Söyle bakayım gözünüz gördü mü? Öyle ama, canım. Ama öyle diyor ki gözlüğümle gördüğüme kulağım duymadığını inanmam diyor. Tamam inanmam abla. Ben bütün olasılıkları. Tamam, şimdi bak, şöyle bir şey diyeceğim ablacığım ben. Ben olasılıkları konuşurum. Her ben, türlü olasılığı ben konuşurum. Ben bir şey söyleyeceğim ablacığım. Şimdi bir adamı öldürmek veya bir yere atmak için tanımam mı lazım? Hı? Bir şey yapman için tanımam mı lazım? Onu bir bana söyler misiniz? Ya durup dururken niye öldürsünler senin işini? Yok tanımam mı lazım diyorum bir adama bir zarar vermek için abla. E tamam. Ben sana zarar vermek istiyorum tanımam mı lazım? Ya hayır. Doğru mu? E tamam. Şimdi şuraya geleceğim. 7 senedir 8 senedir damatlarına etmediği iftiralar kalmadı. İki tane adam söyledim burada ben. Onlar yapmaz, onlar onu tanımaz. Onlara kayırıyor. E sen evde adamı ben de Ahmet'ten arayacağım. Tamam ya, bana ondan şüpheleniyor. Ondan şüpheleniyor. Ama o zaman arada bulma. Ama niye diyorsun onlar yapmamıştır, onlar ya, tanımamıştır diye yapmamıştır diyor. Bir dakika Yeter Hanım'a sorayım ben. Yeter Hanım o geceyi anlatsın da. O geceyi bir Yeter Hanım'la konuşayım. Hiç kimse karışmayacak ama çok rica ediyorum. Annenle bir konuşmak istiyorum. Yeter Hanım duyuyor musun beni canım? Yeter Hanım. Duyuyorum. Tamam. Senin gelinin kaybolduğu... Sor bakalım. Senin gelinin kaybolduğu o geceyi bir konuşmak istiyorum. Herkes bir sürü şeyler söylüyor. Şimdi o gece siz kaçta yemeğinizi yediniz Yeter Hanım? Aşağı yukarı. Ya o yemek yediğimiz saati hatırlamıyorum. Şimdi o geçmiş gün yalnız onda o gitti yatağına gitti. Onda yatağına gitti. 10.30'da biz yattık. 10.30'da siz yattınız. He, o yatağa gitti onda. 10.30'da da biz yattık. Biz genelde de 12'de yatıyorduk. O tahtalık denen yere geçecek diye ablamla konuştuk öyle. Oraya geçecek diye erken yatalım dedik. Biz ilk uyku dikendik. Çocukların sesine uyandık. Hı. Çocukların ağlama sesine uyandım. Kalktım yatakta oturdum böyle ne geçeceğimi şaşırdım ben öyle. Biraz kendime gelene sonra kapıyı açtım ben yattığım odanın kapısını. Baktım Nura'nın yattığı odanın oradan geliyor ses. Verdim kapıya vuruyorum. Nura kızım ne dersin aç kapıyı ne oldu sen aç kapıyı dedim ses soluk yok. Adam daha yanında dikeliyordu. Kızdan anahtarı istedik kapının altından kız bize verdi kapıyı açtık. Cam arkasına kadar açık içeri küp gibi karanlık. Ay ışığı yıldızlar korkmuş çocuğundan. Onun kızın ağlamasından oğlan da uyanmış. İkisi de bir çığırışıyorlar ki. Ta ondan sonrasını ben hatırlamıyorum. Ben zaten boğazıma kadar doldum çıktım korkudan, şeyden, panikten. Ben çocuklarla uğraşıyorum. Adam da etrafı aramaya çıktı. Ben bakayım etrafı dedi. Bu kadar başka bildiğim yok benim sana. Niye korktun? Öyle oradan çıkıp gittiği gibi ben korktum. Yine aynı gittiği gibi öyle korktum. Daha neden korkacağım ben? Ya çocuklar da zaten... Hemen çocuk nasıl bakacağım ben onu diye. Ne stres de çektim ben biliyorum o çocuğa
Bir hafta çektim onun cicik hastalığı çekti. Neler gördüm ki ben yanımda değildim hiç o zaman. Tamam peki nasıl bakacağım diye neden düşünüyorsun? Adıya gelen candamalar bile hep acıdı bana. Tamam Yeter Hanım kolay bir şey değil bak canım benim kolay bir şey değil kabul ediyorum ama şimdi daha senin gelin yeni gitmiş sözüm ona camdan gitmiş. Daha önce de gitmiş geri gelmiş. Neden çocuklara bakacağım diye onu düşünüyorsun hemen? Ben bu çocuklara nasıl bakacağım diye düşünüyorsun o konu niye hemen aklına geldi? Ya çocuk emiyor ya. Emeni nasıl bakacağım? Nasıl mama da biberinden mama da emmiyor. Ay Yeter Hanım. Yemek de yemiyor. Çocuk emen çocuk. Cicik et. Canım benim tatlım benim. Şimdi camdan gitmiş ya belki canı sıkıldı bir yere gitti. Ne bileyim işte yürüyüşe gitti bir şey oldu. Yani geri gelmeyeceğini nereden biliyorsun sen Nura'nın? Ya geri gelmeyeceğini bilmiyorum değil. Ondan sebep değil. Yani korktum ben öyle gördüm. Cam açık gördüm. Hani korktum dedim yine bugüne gitmiş dedik işte bu arada adama dedim ki anasını babasını dedim savaşı dedim her tarafa ara dedim ben onun çocukların sesini kesmeye uğraştım ben bundan sonrasını hatırlamıyorum. Tamam sen çocukları olduğu yerde mi sakinleştirdin o odada mı sakinleştirdin yoksa televizyonun olduğu odaya mı aldın Yeter Hanım? Yok. Ne yaptın? O odadan aldım odanın camını kapattığım gibi içeri aldım bunları oturma odasını aldım ben onları hep. Tamam. Sen çocuklarla ilgilenirken... Otobodasına sahineştirdim çocukları. Tamam. Sen çocuklarla ilgilenirken Kemal Bey hemen oğlunu, yani savaşı mı aradı yoksa gelini aramaya mı gitti? Ne yaptı? Ha onu hatırlayamıyorum. Bak dedim ben ona hepsini aradım dedim. Telefon at, sağa sola aradım, aradım dedim. Ondan sonra ben çocuklarla ilgilendim. Daha aradı geldi mi aradı. Sonradan mı aradı bilmiyorum telefonu anne. Değil mi ya? O çocuklarla ben uğraşıyorum anne. Daha hiç haberim yok o gerisinden. Kemal Bey kimleri aradı? Önce kime haber verdi? Muhtar aradı. Peki başka? Babasını aradı. Savaşı aradı. Başka? Ondan anasını aradı, ulaşamadı. Suzan Savaşı aradı. Aradı, başka da kimseyi aramadı. En aranacak yeri aklımıza gelmemiş bizim. Keşke jandarmayı arasaydık havanda. Bir dakika. Aklımıza gelmemiş o işte. Muhtarı aradı. Ben dediklerini yazdım bir daha soruyorum. Savaşı aradı. Suzan'ı aradı ve Kemal'i mi aradı? Babasını aradı. Beni ana bu aradı. He. Beni bu aradı saat 8 miydi? Ne, bir çay yapacaktım. Hemen şey ettim bir telefon çaldı. Sana Suzan aradı da ulaşamadı akşamda. Ben Zabak'tan aradım. Onu Zabak'tan aradım Işıyan'dan sonra. Anladım. Yani... Suzan'ı ben Zabak'tan Işıyan'dan sonra aradım. Gece ulaşamadılar. Yani Suzan'ı Kemal Bey aramadı. Sen aradın Yeter Hanım, doğru mu? Arayacağına kadar, arayana kadar... Dur ya, bir dakika diyorlar, beni aklıma gelseler. Ya lütfen, çok rica ederim Suzan Hanım. Bir şey öğrenmeye çalışıyorum, kurban olayım ya. Kızacaksan da, konuşacaksan da bekle biraz, rica ediyorum ya. Şimdi Yeter Hanım, kayıtlara girsin diye bazı soruları tekrar tekrar soruyorum. Kayıtlara girsin diye. Çünkü sonuçta bu yayınlarda delil niteliğinde, önemli yani. Bana şunu söyler misin? Yeter'i, Suzan'ı sen mi aradın Yeter Hanım? Evet ben aradım Zabak'tan. Kaçta aradın? Sabah. Evin üstüne çıktım. Ha. Saat kaçtı saate bakmadım. Evin üstüne çıktım aradım onu. Ona dedim ki açtı telefonu hırsım dedim. Nurhan yine kaçmış dedim. Ha öyle dedi ben hele dedim ha o kadarlık dedim. O başladı öldürdünüz mü gömdü. Ağzından çıkan kulağı duymuyor. Neler saydı söyledi bana. Yeter Hanım. Bir dakika Suzan'cığım. O arada da savaş gelmiş. Yaptıysa yanlış yapmış da. Yani o konu geleceğim de. Ben şu anda kimi aradıklarınızı bir anlamaya çalışıyorum. Peki Yeter Hanım sen Suzan dışında başka kimseyi aradın mı? Aramadım ben. Uza bak hiç kimseyi aramadım ben ta. Sadece ben telefonla hiç kimseyi aramadım. Anladım. Sen sadece aradın. Annesi Suzan'ı aradın. Doğru mu? Evet. Peki. Evet, istese telefon kayıtlarımıza kaçırı gözlüyor telefonlarımızı hep incelesinler baksınlar. Ben korka korka bir şey söylemiyorum. İncelesinler telefonlarımızı bak bir şey bir tarafa aramış bir şey demiş miyim hiç? Peki bir dakika lütfen. Bir dakika Savaş'ı bazı şeyleri öğrenmem gerekiyor da. Peki şeyi aradın mı? Kemal Bey'i aradın mı? Kemal'ı adam aradı ben aramadım. Yani sen sadece aradın. Annesini aradın. Ben sağda Suzan'ı aradım. Tamam. Gece ulaşamadıkları için adam aradı gece bunlara ulaşamadığı için
Sabahtan ben aradım Suzan'ı. Bir dakika, bir dakika lütfen. Kocan, Cemal, Nura'nın babası Kemal'i arayıp aradığında telefonu açtı mı, konuşabildi mi acaba, ulaştı mı kendisine? Söylesin evet. Ya Kemal hısım dedi ya, benim telefonum yattığım odada olmuyor dedi, ulaşamadı. Ha, konuşamadı yani, öyle mi? He, ulaşamadı, o aradı, ulaşamadı. Kemal hısım dedi ya, benim yattığım yerde değil de telefon dedi, ulaşamadı işte. Ona konuşamadı. Muhtar, muhtar aramış, muhtar da... Muhtar peki? Artık nefretti bilmiyorum, sabahtan mı şey yaptı, orasını bilmiyorum. Yani peki... Jandarmalar aradı demiş adam buna. Ha, şey, kocan mı muhtara jandarmaları ara diyor? Yani, jandarmalar arayacağım, ben ararım demiş muhtar. O bilmez çünkü, tamam. Ben vardım orada. Şimdi Savaş, sen geldikten sonra... Ablacığım, ben geldim. Sen gelmeden önceyi bir anlamaya çalıştım da. Sen, ha, sen gelmeden önceyi bir anlamaya çalışıyorum. Savaş gelmeden önce, şimdi Savaş geldikten sonra konuşacağız da. Savaş gelmeden önce Savaş'ı arıyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Arkasından da yani Cemal Bey, baban seni arıyor. Evet. Sonra baban muhtarı arıyor. İşte konuşma yok orada abla. Muhtara ulaşamıyor. Aynen. Ondan sonra Kemal Bey'i arıyor. Kemal Bey'e ulaşamıyor, konuşamıyor. Ondan sonra Suzan yengeyi aramış, onunla ulaşamamış. Suzan'ı da arıyor, kendi cep telefonu ulaşamıyor. Annen de sen gelmeden önce kendi cep telefonundan, daha doğrusu sabaha doğru sen geldikten sonra annesini arıyor ve onunla konuşuyor. Şimdi ben geldikten sonra konuşayım. Sen geldikten ben geldikten sonra dediğim gibi yakın etrafa baktık. Ondan sonra buradan çıktık. Kemal'in yanına gittik. Kemal Emin'in yanına gittik. Kapıya vurduk. Adam uyanmadı yani. Bayağı vurduktan sonra uyandı, geldi. Dedi ne oldu dedi. Böyle böyle dedi. Biz dedik böyle böyle. Böyle böyle dedi işte. O konu muhabbet ettik burada. Özür dilerim, muhtardan mı bahsediyorsun? Yok. Kemal Bey'den bahsediyorsun. Kemal Bey'i yüz yüze söyledi. Yüz yüze söyledik. Kendisiyle ben, konuşmadınız. Amcam babam vardı. Yüz yüze gittik yani. Kapıya da hani bayağı bir vurduk, ondan sonra geldi. Evet. Oradan çıktık, muhtarın yanına gittik. Evet. Muhtara da aynı şekilde biz uyandırdık, yataktan kaldırdık. Dedik böyle böyle bir durum var dedik, biz de jandarma arayacağız dedik. O gün dedi ben ararım dedi. Biz de döndük geldik eve. Ondan sonra sabah zaten 6 bin tam hatırlamıyorum. Orada bir dalmışım ben işte. Annemin telefon konuşmasını duyuyorum ama küfürler... Aldım telefonu, hala şu kelimeyi söyledim. Ne yaptın ya? Öldürüyoruz mu dedim ama bu kadar da yok abla, canım ya. Tamam, kayıtları çıkarsın da baksın da ben hepsine izin vereceğim. Bütün telefonların kayıtlarını çıkarmasına izin vereceğim. Çıkar, müsaade et lütfen, müsaade edin. Lütfen annemin müsaade edin. Telefonu tamam. Aldım. Evet. Sen dedim bu sefer dedim Kemal'a söyleyeceğim dedim, haberin olsun dedim, kapattım telefonu. Tamam doğru. Bastım, o konuya geleceğim ama ben önce kimi kimi aramış, bak bu çok çok önemli. Tamam abla. Şimdi Yeter Hanım, oğlun gelmeden önce... Kocan, Kemal Bey, pardon Cemal Bey ya da sen yakın akrabalarınızdan başka kimseyi aradınız mı? Hayır, aramadık. Akrabaları aramadık. Emin misin? Araba zaten... Emin misin? Zaten telefon çekmiyor bizim burada her zaman. Ben aramadım. Kocan aradı mı? O gece, o geceyi soruyorsan o gün, o gece hiçbir şeyi kimseyi aramadık biz. Ya sadece... Zaten sabahtan cendemala doldu geldi hep. Tamam, sadece zaten oğlum, Kemal Bey, Suzan Hanım, ondan sonra bunları arıyorsun. Eminsin değil mi? Bak bir defa daha soruyorum. Yakın akrabalarınızdan kimseyi aradınız mı, aramadınız mı? Yok. Peki. Hayır, aramadım. Yalan söyleyemem şimdi bak, senin, aramadım. Tamam, senin kaç tane hattın var? Yakın akrabalarımızı aramadım. Sizin evinizde kaç tane telefon var? Adamım var, benim var. Savaşım var, başka da yok. Başka hattınız var mı sizin? Kocanın, Cemal'in? Yok. Senin var mı başka hattın? Yok. Savaş. Bir hattımız var, başka yok bizim. Senin... Herkesin birer hattı var. Birer hattı var. Senin başka hattın var mı kardeşim? Yok ablacığım, ben yine söyleyeyim. Bak, ben biliyorum, anladım ama ben bir kez daha soruyorum. Benim kullandığım hat ve Nura'nın... Kullandığı hat benimdi. Ta onun bu dışında. Bu doğumun üstüne, o benim üstümeydi. Onun dışında başka bir hattınız yok. Yok abla, benim başka bir hattım yok. O zaman diyorum ki size çok ilginç. Çok ilginç bir durum söz konusu, açıklayacağım. Ama tamam, abla bir şey söyleyeceğim Fatma Şarman'dan. Beni az önce zan altına bıraktınız. Hem avukat adamın hem siz. Hangisini diyorsun? Ben her konuşmamda koku köpeğinin camdan çıkıp da aynı gittiği yoldan yola kadar indiğini söyledim. Bundan eminim. Tamam, kayıtlara bakarız. Tamam abla, zaten baksınlar. Raporlarda da vardır. Ona da bakarız. Aynen hepsine abla. Bakarız. Tamam abla. Yanlış bir şey de varsa düzeltiriz tamam, tabii ki. Tamam, onu demek istedim. Şöyle yapalım. Şükür'ün annesi Fatma gelsin lütfen. Gel Fatma. Gel Fatma. Yanımda dur lütfen.
Kocanın hala boşanmadığınızı öyle diyorum. Mustafa'nın son kararı dün gelmedi. Ondan sonra yani sen dedin ki Mevlüt'ün anlatacaklarından korktu dedin. Dün canlı yayında Mevlüt'le yüzleşmekten çekindiğini söyledin. Ama bugün yani son gelen bilgi yayında olacağı ile ilgili bilgi. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Şu anda arkadaşlarım geleceğini söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Gelecek mi gelmeyecek mi? Sorularımıza yanıt verecek mi? Ne yapacak Mustafa? Tıraş olmuş öyle gelmiş. Bayağı bir hazırlıklı gelecekmiş. Bir araya gidelim. Devam edeceğiz. Biraz ara lütfen. Şimdi kimliği Hızır'ın eniştesi Baral, olan... Baral, Baral. Görüştüğüm adam da yok. Aa. Türkiye onları konuşuyor. Köydeydim, köyde. Lan bir gitmedim çalışmaya. Tamam. Resmen köydeydim, bana tamam. Diyeceksin? Niye diyorsun çalışmaya gitmeye? Niye diyorsun yalanı? Fatma'dan Mustafa'yı çıldırtan hareket. Yani hayatımı ortaya attı ya. Sen burada kendi ağzına söyledin. Suvar Mahallesi'nde çocuğu var, cicim var, çocuklar var ya sensin. Baba Mustafa'dan inanılmaz sözler. Çocuk nereye gömüldü? Artık o da evlerin arasına mı gömerim ben çocuğu ya? Koca dağlarda o da ıssız yer var. Öyle şeyler söyledi ki. Ben hiçbir yer gömecek yer bulamayacağım da ben buraya gömeceğim öyle mi çocuğu? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet devam ediyoruz canlı yayına. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun 10 yıllık kaybını konuşuyoruz. Dile kolay sevgili izleyiciler. Ve biz her böyle söylediğimizde yani benim tüylerim diken diken oluyor. İnanamıyorum yani o kız çocuğu nasıl böyle yok oldu gitti. Kim yaptıysa adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Yani. Hemen derhal aynı şeyi düşünüyorum sizler gibi ama biraz sabırlı olmak lazım. Biraz sabırlı. Anne baba karşılıklı birbirini suçluyor. Mustafa şunu demişti. Dün canlı yayına katılmadı. Mevlüt'ü otelden dinledi falan. En sonunda Fatma şunu söyleyecek. Bu cinayeti birlikte yaptık gibi bir itirafta bulunacağını söylemişti. Mustafa gelecek mi gelmeyecek mi diye. Ya açıkçası ben bugün gelmeyeceğini düşünüyordum. Ama gelmiş. Stüdyoya davet edelim. Mustafa'yı bakalım neler söyleyecek. Mustafa gelir misin lütfen? Hoş geldin. Hoş bulduk. Gelmeyecektim ama. Ben gelmeyeceğini düşündüm. Gelmeyecektim. Evet. Dünkü suçlamalara karşı buraya kendi cevap vermeye geldim. Tamam bence de cevap tamam. Ver. Bak ama Mustafa. Ama dün ben geçen gün burada devamlı size söylüyorum. Heh. Niye söylüyorum? Ne söylüyorsun? Burada bir suçlu varsa annesiyle babası. Doğru. Dışarıdaki adamın buraya bağlamamızın anlamı yok. Ama niye bağlamıyor? Ama her türlü her türlü. Suçu, sen mi yönetiyorsun? Suçu bur çıkarır, biz çıkaracağız suçu. Sen mi yönetiyorsun? Sen suçu biz çıkaracağız tamam mı? Bildiğin için değil mi? Ondan suçu aklından gelemiyorsun. Ben kaçmıyorum. Onların aklından gelmediğin için. Sen kimsin de senden kaçacağım ben? Öyle mi? Sen tamam, kimsin? Yerine geç lütfen, karşıya geç. Sen kimsin de senden kaçacağım? Bildiklerini konuşacak herkes. Herkes bildiğini konuşacak. Konuşsun. Sen orada olduğunu biliyorsun. Senin yanından bildiğin adamla konuşuyor burada. Öyle mi? Benim kavga ettiğim adamla konuşuyor. Bir araya gidelim. Bir dakika bir araya gidiyoruz. Bir araya gidiyoruz. Kişinin kimliği Hızır'ın eniştesi Baral, olan... Baral, Baral. Dövüştüğüm adam da yok. Aa. Türkiye onları konuşuyor. Köydeydim, köyde. Lanca bir gitmedim çalışmaya. Tamam. Resmen köydeydim, bana tamam. Mı diyeceksin? Niye diyorsun çalışmaya gitmeye? Niye diyorsun yalanı? Fatma'dan Mustafa'yı çıldırtan hareket. Yani hayatımı ortaya attı ya. Sen burada kendi ağzına söyledin. Suvar Mahallesi'nde çocuğu var, cicim var, çocuklar var ya sensin. Baba Mustafa'dan inanılmaz sözler. Çocuk nereye gömüldü? Artık o da evlerin arasına mı gömerim ben çocuğu ya? Koca dağlarda o da ıssız yer var. Öyle şeyler söyledi ki. Ben hiçbir yer gömecek yer bulamayacağım da ben buraya gömeceğim öyle mi çocuğu? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Şimdi Mustafa dün yayında yoktu. Az önce biraz Fatma'yla da atıştılar, eşiyle de atıştılar. Birlikte çıkartacağız biz kızımızın başına ne geldiyse diyor. Aynen. Yani ben ve o biliyoruz diyor. Aynen, ne doğru. Olduğunu. Hmm. Ben ve o mu biliyoruz, birlikte mi ortaya çıkartacağız? Özür dilerim, biraz onun yanıtını alırım ama ben izleyicilerime bir açıklayayım. Dolayısıyla kimse onun dışında yayında olsun, benim annem babam yakın çevrem yayında olmasın istiyor Mustafa. Aynen. Ya bu yüzden mi sen yayında dün çünkü yoktun? Çünkü benim Sülalemin kızımın kaybından, kızımın şey olduğundan hiç kimsenin haberi yok. Benim bütün alemin
Hiç kimsenin hattığı haberi yok bu olaydan. Senin var mı? Benim var işte, bu ikimizin haberi var. Başka kimin haberi olacak bu kızın kaybolduğundan? Ama sen diyorsun ben bilmiyorum, o yaptı diyorsun. Tamam, ben Isparta'dayken yaptım bu, oldu bu olay. Geldiğimde yoktu kız. Sen de neden gelmedin Mustafa? Niye gelmedin? Sana kızdığım için gelmedin değil mi hanım? Bana mı kızıyorsun? Ben sana kızdığım için gelmedim. Sen de cevap veremeyeceği için gelmedin. Ben sana kızdığım için gelmedim. Neden kızıyorsun? Ben size köydeyken de bu kelimeyi kullandım. Benim sülalemden kimseyi çıkarman dedim. Ya Mustafa, biz senin kızını arıyorsak herkesle konuşmak zorundayız. Nasıl kimin olacağız yani? Kimin haberi var? Herkesle konuşacağız. Didem Hanım, kimin haberi var? Ya bildikleri... Senin orada olmadığından ortundan haberleri var. Ya benim orada olayım ben. Köydeydim. Ben niye köyde sen kızımın, kaybolduğundan mı şeyim var? Ben mi kaybettim kızı? Kim kaybetti ya? Sen kaybettin. Öyle mi? Kim kaybetti? Niye kaçıyorsun o zaman milletten? Ben ne kaçacağım? Ne kaçacağım ben? Niye kaçıyorsun ben ya? Ben Allah'tan başka kimseye kaçmam. Kaçma. Tamam mı? Ondan mı köye gittin? Bu günden itibaren de gelmiyorsun bu yayına. İster gel ister gelme. Suçsuzluk ondan gelmeyecek. Çünkü olaylara karşı cevap verdim burada. Çıkamayacaksın. Tamam mı? Sen kaybettin bunu. Milletin karşısına çıkamayacaksın, şimdi gelmeyeceksin. Ben niye kimden kaçacağım? Suçlu adam kaçar. Mevlüt'ten kaçtığını söylüyor. Suçlu adam kaçar. Ben suçluysam tamam kaçıyorum ben. Suçluyum ben, kaçıyorum o zaman. Gelsiniz bakayım, geleceğiz yanıma. İki tane avukat tutarsın suçlu olduğun için. Ulan istersen 100 tane avukat tutarım, sana ne? İstersen 10 tane tut. Sana ne? Ama ne savunacaklar? Kim, sana ne? Tabii ne savunacaklar? Benim kimseye cevap veremeyeceğim cevap yok burada. O zaman niye çıkmasını tamam istemiyorum kimsenin? Çıkmayayım. Niye çıkmıyor o zaman? Herkese cevap versen o zaman. O Merdin'in de telefonu var sende, Gülay'ın de telefonu var sende, var, değil mi? Yok bende telefonu var. Olsa da ne olacak? Yok mu numaraları? Yok mu numaraları? Ona da bir şey uyduramadın mı? Yok ona da bir şey uydurma. Bende niye yok numaraları, sende var? Sende yok mu numarası? Olur mu sende ya? Herkesin numarası var sende. İşine gelmediği için. Ya Mustafa sen diyorsun ki ben diyorsun Isparta'daydım. Ben köyde yoktum diyorsun. Ya babam, bir dakika Mustafa. Babam köyde. Tamam. Annen köyde. Belki Türkan bir şey biliyor. Bir şey biliyorlar değil. O zaman Didem Hanım. Belki bir şey duydular. Bugünden itibaren. Ya belki bir şey duydular. Bak size ben bir şey söylüyorum. Bak, anlıyor musun? He. Anlıyor musun? He. Belki sen köyde yoksun ya. Tamam. Belki bir şey duydular. Belki bir şey gördüler. Fatma sevgililer eve biri girdi çıktı, o yaptı şu yaptı. Ya bildiklerini anlatsınlar. Niye izin anlatsınlar vermiyorsun? Anlatsınlar da Isparta'daki bir adamın benim evimde olanı ne biliyor? Annem babam burnunun dibinde oturuyor. Ya ben adamlarla küsüm. Ben bütün sülalemle küsüm ya. Anne, amcalarımın hepsine küsüm ben ama ya. Ama sen bak o gün orada olmadığını söylüyorsun. Tamam. Annen diyor ki ben o gün oralardaydım. Gördüm Şükür diyor. Görsün, beni görmüş mü o zaman? Hayır, başka bir şey söylüyorum sana. Değer mi seni gördüğünü? Dolayısıyla bir şey, sen gördüğünü der mi? Konuşuyorlar. Fatma'yla da Şükür'le ya, de konuşuyorlar. Ya beni gördüğümü diyor. Annem babam bana çocuğu sattılar diyor. Görmedi, gördüler mi diyor soruyor. Dedim babam demedi. Annem baban şu baban şunu söylüyor. Ne fazla beni suçluyor. Senden fazla beni suçluyor. Diyen babam sen avukat tutuveriyordu ya. Sen avukat tutuveriyordun mu bana? İlk önce babam tuttu dedin ya avukatı. Ya dedim hanım beni buraya ne şey baban, ya. Baban şunu söylüyor. Ya baban şimdi daha sonra konuşuruz baba. Ben şu Mevlüt'ün dediklerini sana sormak istiyorum. Hadi baban işte görmedi duymadı yaşlı adam. Ondan sonra işte hadi şeyde işte Tahsin oğlun Tahsin'de o gün senin götürdüğün o gece senin götürdüğünü söylüyor. Mevlüt senin samimi bir arkadaşın. Çocukluk arkadaşımış. Aynı köyde arkadaşınmış. Doğru, çocukluk arkadaşım şimdi Mevlüt'ün dediklerini gelmeden önce bir şey merak ediyorum ben. Sen köye gittim dedin. 4 gün boyunca oradaydın. İşte kahvehaneye gittim. İşte başkan, belediye başkanı oradaymış. Sen köyde kimlerle görüştün? Benim kimlerle görüştüğümü açıklayın. O Hızır'la, benim Hızır'la konuştuğumu, belediye kahvesinde kimle konuştuğumu onu da çıkarın bakalım bir. Hayır, Hızır'la konuştuğunu, belediye kahvesinde Hızır'la konuştuğun bilgisini biz köyde aldık. Sen tamam. Görüştün mü, görüşmedin mi? Vallahi görüşmedim. İki sefer telefon açtım, üçüncüsünde telefon engellendi. Yemin inanın. Tamam. Bunun yanıtını bize Hızır verecek. Sesim çıkmaya başlamış. Ben çıkacak. Olmayınca burada. Çıkacak. Çıkar. Çünkü korkak adam kaçar. Ben korkak değilim, buradayım bak. Ben kaçarım. Kaçarsın işte. Ben kaçarım. Sıkıştık sana kaçıyorsun. Ben sıkıştım. Sıkıştın. Ben sıkıştım. Evet. Kaçarım ben. Sıkıştın ben için. Suçlu olduğum için kaçıyorum ben. Evet. Suçlu tamam adam kaçar. Ben açık açık ne söylüyorum Didem Hanım. Böyle de parmak kaldırdım dün de burada parmağı bana. Parmağı indir önce. Önce parmağı indir. İndir parmağı. Dün de yayında. Diyorum ya. Dün burada bana rejonu kestin. Evet. Kestin. O parmak kalkmayacak ama çok netim ben yani. Ben kaldırırım. Bak bana karşı kalkmayacak. Kalkmayacak o parmak. Bana karşı kalkacak bana, da ben seni yayın... edecekseniz ben buradan yayından giderim diyorum. Kimse sana hakaret etmiyor Mustafa. Burada sadece dün bak, bak ben geldiğinden beri sana bak, Mustafa diyorum, Mustafa bunun... diyorum. Geldiğinden beri seni dinliyorum. Beyefendi tamam, başka bir şey yok sende. Beyefendi başka bir şey yok sende. Soru soruyorum. Soru soran bir insana parmak kalmaz. Soru soruyorum ya. Beyefendisin ya sen. Sen gittiğin için senden daha çok şüpheleniyor. Anladın mı? Siz de şüphelenin. Avukat da şüphelensin, hakim de şüphelensin, hakim de şüphelensin. Tamam mı? Benim kimseye veremeyeceğim cevap yoktur. Evet, yalanlarla. Benim kimseye veremeyeceğim Hızır'la cevap yoktur. Hızır'la görüştün mü, görüşmedin görüşmedim mi? Görüşmedim.
Peki niye böyle söyleniyor? Görüşmedim. Bu sorunun tamam yanısını hazır bize verecek. Hiçbir adayla da görüşmedim. Bir tane aday hariç, Özcan hariç hiçbiriyle de görüşmedim. Ben, o da dedi ki bana... Adayla önemli değil. Heh. Hızır'la görüşüp görüşmemem görüşmedim çok önemli. Görüşmedim Didem Hanım. Tamam. Osman... Görüşmedim. Tamam. Çocukları almadın ha, gelin al. Birini yedin, çocuklarımı da yeme. Birini yedin, birini ötekileri de yeme. Birini yedin, ötekilerini... Bak, gaybetti mi o? Bir çocuklarıma ağzını alma. Onlar senin bak, değil. Niye aramıyorum çocukları? Çocuklar parasız. Niye aramıyorum çocukları? Çocuklar benden, benden para istiyorlar. Sen ellerindekiler sen almış gelmişsindir de ondan. Ellerindeki parayı sen almış gelmişsindir. Ben onlara sattım koyunu dedim. Sattın yiyin. Satılırdı. Satsınlar yesinler. Satsınlar da koyun var. Niye başka açıklar? Satsınlar iki tanesi, üç tanesi. Bu arada hızlı bir dakika bir bilgi açıklayacağım. Şimdi sen Mustafa diyor ki ben diyor çocuklarımın üzerine yemin ederim ki bu çocukları karıştırmamak lazım bu arada. Ama yemin ederim ki şey diyor ben görüşmedim diyor. Ama köyde senin Hızır'la görüştüğünü görenler duyanlar var. Şimdi Mustafa'yı dinledim ama Hızır ben seni de dinlemek istiyorum. Kardeşim cevap hakkın doğdu. Hiçbir konuşmak istemiyorsun. O kadar şey söyleniyor seninle ilgili. Hiçbir bir şey dile getirmek istemiyorsun ya. Niye böyle susuyorsun? Mustafa geldiğinde köyde seninle görüştü mü görüşmedi mi? Mustafa diyor ki aradım 2-3 defa ama diyor telefonlarıma çıkmadı. Doğru mu söylüyor? Bari bu konuda bize bildiğin bir şey. Ben yani kimseye yalan konuşacak bir şeyim yok. Ya görüşmediyse görüşmedi desin ya yani. Görüştüysem görüştüm derim. Ben burada dedim ki size Hızır'la görüşeceğim dedim ha. Ama aradım telefonum engelledi. Senin telefonu engelli misin şu Hızır'da? Evet. Bakabilirsiniz telefona. Arayabiliriz. Oyun için engelledi. Çünkü yüz yüze görüştünüz onun için engelledi. Yüz yüze görüştüler. Ya öyle diyorlar. Kahvehanede, belediyenin altın kahvehanede. Yüz yüze görüştünüz. Çünkü telefonların dinlendiğini biliyorsun sen. Her kulun ağzını takan sen. Sen de duydun mu yüz yüze görüştüklerini? Dün konuştuk dedi. Duydu. Ben söyledim ama köyden sana da haberler yok, geliyor mu? Gelmedi. Ha, benim öğrendiklerim öyle yani. Ya öyle söyle konuşuyorlar köydekiler. Hızır'la görüştüğünüzü. Önemli. Yüz yüze görüştüğünüzü söylüyorlar. Tamam o zaman. Ben senin şu anda beyanını dinledim. Bir de Hızır'ı dinleme. İspatlayın o zaman. Kimisi çıksın. Ben Mustafa ile görüştüğünü gördüm desin. Hızır desin ki çıksın. Hmm. Ben Mustafa'yla görüştüm desin. Zaten Hızır şimdiye kadar konuşuruz zaten. Konuşacak olsaydı. Hatta Allah köyde ne konuşuluyor biliyor musun Mustafa? Hı. Köydeki dile getirilen iddialardan bir tanesi de şu. Sen daha kızınla ilgili kayıp başvurusunda yani bu kızım öldürülmüş olabilir diye şikayetçi olduktan sonra savcımıza Fatma emniyete işte sonra da savcımıza şikayetçi olduktan sonra sen bu yayına gelmeden önce Fatma'nın kullandığı cep telefonları hattı senin üzerineymiş. Ben sen o telefon hatlarını iptal etmeye çalışmışsın ama edememişsin. Kimin? Fatma'nın kullandığı cep telefon hattını iptal etmeye çalışmışsın. Ettim. Doğru. Edemez ki. Ama edememişsin. Neden bunu yapmak ederdim istedin? Neden yapmak istedin? Ederdim. Neden istedin bunu? O benim, o bende saklı olan bir şey o. Kurnazlığa mı çalıştın? Ben yalan konuşmam. Kurnazlığa mı çalıştın? Bunu yaptın yani. Yapmaya çalıştım. Ha. Yapacaktım da. Yapamazdın. Evet. Yapmak istemedim sonundan. Neden yapamazdın? Çünkü benim üstümde de ondan yapamadın. Telefon benim üstümde dedim ama şey yapamadım. Hayır, hattı onun üzerine. Hayır, benim üstümde. Senin tercih kimlik numaranı ben biliyorum. Her şey anan adını, evet, baban adını, soyadını, senin babanın hepsini ondan biliyorum. Giriyorsun zaten her şeyime. Yanımda bir kıza, bir bayana arattırırım. Yine kapattırırım ben o hattını senin. Kapattıramam mı? Neden kapattıracağım? Senin üzerine mi? Senin üzerine. Benim üstüme. Ama senin üzerine olan hattı kapattırmaya çalışıyor. Ben senin kendi hattın... Yok, benim kendi üstüme dedim ama. Kendi üstüme ya. 2017'de hapishaneye gittikten sonra ben kendi üstüme aldım. Yani... Niye peki onun kullandığı hattı kapattırmak istiyorsun? Onda var bir şey var dedim ama. Niye, amacın ne yani? Kapattıracaktın. Kimseyle görüşmesin. Ben senden bir şey saklıyor mu? Saklamıyorum. Ya bunu söyle. Yani, İstesem inkar ederim. Dediği şeylerle görüşmeyi iş etmemesi için yani. Onun için başka bir şey değil. Ama kapattırmak istemedim. Kapattıramadım. İstemedim sonundan. Kapattıramadım dedim ama onun için. Benim üstüne olduğu için kapattıramamıştır da ondan. Diyor zaten yapmak istedi. Ben önce yanlış anladım. Kapattırırım Didem Hanım. Müşteri hizmet hatlarını ararım. Anasının kızlık soyadını şeyin hepsini veririm kapattırırım. Ama bu sahtekarlığa giriyor. Sahtekarlığa, dolandırıcılığa giriyor. Girsin. Hani ben orasında değilim. Ben onun her şeylerini takip ediyorum da o sahtekarla ilgimi yok da telefonu kapatınca mı sahtekarla ilgimi? Ben onunla ilgilenmiyorum. Olayın hukuki boyutu. Neden bunu yapmak istedin? Onu o bir benim aramda olan bir şey o. O benim aramda bir şey. Yani elde tutmaya çalıştı değil mi? Ben size söylüyorum. Ya sen Antalya'ya gittikten sonra. Sadece elinde tutmaya çalıştı beni. Ben elinde Antalya'ya gittikten sonra kapattırmaya çalıştım ben onu. Tamam işte elinde tutmaya çalıştın beni. Sen kimsin senin elinde tutacağım ben? Niye kapattırmaya çalışıyorsun? Senin telefonun kapattırmaya çalıştım. Telefonu niye kapattırmaya çalışıyorsun değil o zaman? Telefonun kapattırmaya çalıştım. Beni elinde tutmak için. Şu anda istesem yine kapattırırım o hattı seni. Kapattırırım. Mustafa, Fatma sana ihanet etmeseydi, seni aldatmasaydı, siz evde oturmaya devam edecektiniz, bu evlilik devam eder miydi?
Ederdi edecekti. Zaman. Edecekti. Edecekti. Çok pardon. Ha? Yani buradaki söylediklerin hepsi yalan. Ben onu nereden kovmaya edin güne devam edecektim. Hepsi yalan buradaki konuştuğunun. Hepsi yalan diyorum. Peki, ben size. Peki sen Mustafa'nın yanında kalmaya devam edecek miydin? Dedim hanım ben devam etmeyeceğim. Neden? Ben iyice bıkmıştım. Yani ben kararımı almıştım. Ben sana bir şey dedim Didem hanım. Evden kovmaya edin. Ben almıştım. Evden kovmaya edin güne evlilikle devam edecek. Hayır Didem hanım. Ben bunun şeylerine göz yumsaydım. Hayır evden kovmasaydım, dövmeseydim. Dedi ya benim kafamı şişe vur dedi. Dövmeyedim yine devam edeceğiydi. Hayır ben kararımı vermiştim. Ya çok özür dilerim ama yani kızınızla ilgili nerede diye araştırmayacaktınız. Evliliğinize devam edecektiniz. Birbirinizden de şüphelenmemeye devam edecektiniz. Öyle yok, mi? Tamam ben kararımı vermiştim. Kararını vermenin tamam, nedeni vermiştim. Şükür mü? Mustafa ile ilgili geçimsizliğin mi? Her şey çıksın diye yani kararımı vermiştim. Ondan zaten evden kararımı almıştım. Tamam ben çok... evden kovdum mu? Oldum. Antalya kardeşin yanına gitti mi gitti? Yani, kardeşin şahit olmayaydı yine devam etmeyecekti. Evet evet ben onu söylüyorum ya aynen. Sadece devam başka şeyler diyeceğim. Ya kardeşin sana söylüyor. Hayır, onun yelkenmesiyle çıktım ama ben kararımı vermiştim yani. Hatta Süleyman kaçmadım. Kardeşin diyor ki gel giderim diyor sen ben gitmeyeceğim diyorsun. Yok ben gel gideceğim demedim dedim hanım sadece yani söylediklerimi bilmediğiniz söylüyorum. Bilmediğiniz yerler de işte demiş. İşte evet bilmediğiniz şeyler var. Bana demiş. Ben burada bir şey saklamıyorum sizden. Evet her şeyi dört dörtlük konuştum. Hızır'la konuştun mu konuşmadın mı? Bak onu söyledin. Hızır'la konuştun mu konuşmadın mı? Didem Hanım bana bir tek sefer sor, iki sefer sorma. Ben kimseyle konuşmadım. Bak köyden madem bu bilgiyi bana söyleyen kişi diğer Hızır'la görüştüğünü de söyledi. Bunu doğru söylüyorsa, telefon meselesini, telefonu iptal ettirdiğine ilgili doğru söylüyor. İki bilgi de aynı kişiden geldi bana. Didem Hanım orada kamera da var, kamerayı da versinler. Bir dakika bu Mustafa söyleyecek bana. Ben? Telefonu iptal ettirdiğini aynı kişiden aldık. Ben 3-5 kişiye sordum. Hı. Onları sana burada şu anda kim yayına aradığını, ihbar ettiğini az buçuk onu da tahmin ediyorum. Hızır'ı mı sordun? Ben Hızır'ı niye soracağım be? Ne sordun? Telefonu kapattırabilir miyim diye. Ben Hızır'la şu anda gittiğimde konuşmadım dedim hanım. Bak bunu size her şekilde ispatlayabilirim. Zaten ben konuşmadım. Güvenlik kamerası görüntüleri var. Belediyenin altında olduğuna göre. Var mı kamera? Bir şekilde vardır herhalde. 4-5 tane kamera var. Tamam, hoydur meydan hadi. İncelensin. Ben de buradan talep hadi, ediyorum. Tamam, hoydur İncelensin, meydan. İncelensin, ihbarda bulunuyorum. Ben onunla konuştum. Şey tamam mı? Ben sadece soru soran bir gazeteciyim. Ben harip adamım. Ben de yamuk olmaz. Konuşursam konuştum derim. Tamam dedim hanım. Yamuk yok sende canım. Yamuklık var mı sende? Mutlaka konuşmuştur mu diyorsun? Hanım, bak şu anda onunla muhatap olmak istiyorum ama kendimi zor tutuyorum. Ben seninle muhatap olacağım burada. Yani şunu eşin seni daha iyi tanıyor. 22 yıllık eşin. Tanıyor da niye durdu 10 sene benim yanımda Didem Hanım? Hayır yani ne niye yapacağını. Niye durdu benim yanımda 10 sene? Attığın her adımı biliyor. Doğru mu soru bak bu çok doğru bir soru. Niye durdu ya benden şüpheleniyordu da beni sevmiyordu da benden nefret ediyordu. 10 sene niye durdu ya ben çocuğumu kaybettiğimi böyle düşünüyordu da niye durdu madem benim yanımda ya Didem Hanım? İşte bunun yarısını bulsak her şey çözülecek. Bak, fırıldaksın ya. Çok güzel fırıldaklık yapıyorsun ya. Tahrik ettirip üstüne saldırtırmayı düşünüyor o. Bak şu anda buraya bugünkü gelmem sizinle muhatap olmaya geldim. Ben onu şu anda dinlemiyorum. İşine gelmiyor da ondan. İşime gelmiyor. İşine gelmiyor. Ben sizinle muhatap olmuyorum. Siz sorun ben cevabını vereyim dedim ona. Hepsini soracağım. Sor. Hepsini soracağım. Sor, ama dün Mevlüt'ün söylediklerine yanıt vermeni istiyorum. Tamam sorun. Tamam. Önce o VTR bir ekranlara bir gelsin. Getirmemiz yok. Bana başından onu konuşmaları ya başından bana sorun. Ben bir ekranlara getireyim teker teker bir kez daha hatırlatalım. Getirmemize gerek yok. Başından beri söyleyeyim ben yani bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yayıncılığı nasıl yapacağım? Ben dün kompres dinledim. Ya, sen değil, yayıncılığı nasıl yapacağımı çok rica ediyorum karışma. Tamam, ben bir yayın yapıyorum. Bir yayın tarzım var. Bu benim mesleki yayın tarzım. Buna lütfen karışma. Buyurun. Bir gelsin Mevlüt'ün ekranlara söyledikleri. Buyursunlar. Ki benim kızım kaybolmadan önce ben asla orada yoktum. Tamam. Köydeydi tabii. Çok çalıştık onunla. Ağaç kestik. Dağlarda ağaç kestik. Köy olarak çalışıyordu. Onun köyde olduğunu herkes biliyor. Onun için görenler de var. Onun eşyayı yüklediğini gören insanlar savcılıkta şeylerini verdiler bunlar ifadelerini. Köydeydi zaten ne Ispartalısı. Bir hafta önce gideceğim diye apar topar hazırlamış gideceğim diye kalkıdı. Neden dövdünüz Mustafa'yı dövmüşsünüz? Isparta'dan geldikten sonra dövdüm ben bunu. Ve koyununu biz buna kefil oldum. Koyununu aldım 6 aylık. Adam bize güvendi. Koyununu verdi bunu. O zamanı geldi parayı ödememiş. Bizim de bilgimiz yok. Niye ödemedim bu parayı? Sen bu işe girme ben bu parayı zaten ödemeyeceğim dedi. Kahvelerde kendisi dedikodusunu yapmaya başlamış. Dedikoduyu demişti. Fatma yaptığı için Fatma yüzünden ben dayak yedim demiş.
gelmişti. Özel hayatıma girmeye başladı. Dedikodu yapmaya başladı. Tamam mı dedikodu? Mustafa'ya ben arabadan indim. Ben onun ağzını dağıttım hemen. Soru sordukları zaman karının şeyini yapıyor. Neydi onun adı? Sevgililerini ortaya çıkarıyor. Sevgililerini çıkarmayacaksın. Sen evvela insan olsaydın o anda o eşyanı taşımaz, Isparta'ya gitmezdin. Mustafa zaman zaman köye gelip gider miydi? Ayağını kesmedik, köyden gelir giderdi. Ben onu sürekli kahvede gördüm, köyde yollarda gördüm, kahvelerde gördüm yani. Bunu görenler de var, bir tek ben değilim. Fatma söyleyemedi, bizle işe giderken de söyleyebilirdi mesela. Bu konuda hatalı suskundan dolayı Fatma suçlu. Fatma'nın sevgililerinden biri, tanıdığı tamam. Başka biri. Çocuğu hamile bıraksa Mustafa ne yapardı? Mustafa şart olsun sabaha kadar o adamın kim olduğunu buldurdu Fatma'ya. Sabaha kadar değil, 2 saat geçmeden bu çocuk kim ne dedi buldurdu. O adamın da başına geçerdi, o adamın külünü kefeni sömürüdü. Kısacası bu konuda doğru konuşuyor. Kısacası diyor ki Isparta'ya taşınmadan önce zaten hep benim yanımda çalışıyordu. Yemiyle çalışıyormuşsun. Isparta'da gitmeden önce köydeymişsin ve Mevlüt'ün yanına yemiyle çalışmaya gidiyormuşsun, geliyormuşsun zaman. Bu soruyu ona sor. Nasıl? Bu soruyu onun yanında ben gitmeden önce onu çalışıyor muydum? Onun yanında şuna sor. Fatma'ya mı sorayım? Ben cevaplamayacağım. Ben muhatabım sensin. Niye Fatma'ya soruyoruz ki biz? Hayır, ben şimdi belki yalan konuşmuş olabilirim. Kendisine sorun. Ben cevaplamayacağım. Diyor ki ağaç taşımaya gidiyorduk diyor. Ağaç kesiyorduk diyor. Hatta ev yandı diyor. Evet. Hangi tarihte onlar yanmış? Onlar daha önceki tarih. Bak 2007'yi söyledi. Ben ama ısrarla karışmaması için şunu sordum. Hı. Dedim ki Isparta'ya taşımadan önce o 6 ay içerisinde. Sonra 2007 dedi. O da evet daha önce. Yani şunu anlatmaya çalıştı. Evi yakılma meselesinde. Samimi bir arkadaşlarınız olduğunu, her şeyi tamam. Bildiğini söylemeye çalıştı. Tamam. Ne olursa ben onun yanına yardıma gidiyordum. Yardımına koşuyordum diyor. Hı. Ama diyor o diyor Isparta'ya falan gitmedi. Kızı kayboldu. Sonra apar topar Isparta'ya gittiler diyor. Köyde miydin değil miydin Mustafa? Köyde olayım. Köyde olduğumu kabul edin. Kabul etmiyorum. Köyde miydin köyde değil olduğumu miydin? Köyde olduğumu kabul edelim dedim hanım. Mustafa, ben köydeysem çocuğumu kabul ettim anlamına mı geliyor? Bak olasılıklar üzerinde konuşmayalım. Köyde miydin değil miydin? Köyde ona göre değildim. Ondan sonra soruları konuşacağız. Köyde değildim ben dedim hanım. Tamam köyde değildim. Mevlüt ben yalan mı söylüyor? Çalışıyordum. Mevlüt yalan mı söylüyor? Hatta şunu söylüyor Mevlüt. Diyor ki geldi benden. Benimle kavga eden bir adam. Benimle küsü olan adam. Beni mi savunacak? Ya seni savunan adam mı sürekli ekrana çıksın istiyorsun? Hı. Yani herkes ekrana çıkacak. Herkes çıkar o zaman. Annem baban. Köylüyü çıkar o zaman. Ya çıkacak. Beni görenleri çıkar o zaman. Seni Mevlüt var işte. Benim köyde. Oğlun benim küs olduğum adam var çıkarma. Köyde ya senin köyde aranın iyi olduğu adam yok ki Mustafa. Kimle yok? Hepsim, hani kimle senin aranın? 5 bin nüfuslu yerin hepsi mi küs benimle? Yani, hayır sen söyle. Sen söyle. 5 bin nüfuslu adamın hepsi mi küs benimle? Hayır, gerisi de korkuyor. Yürekleri yok ya çünkü konuşmaya. Ya ben kimim de benden korkuyorlar ya? Ya konuyu karıştırmayalım, boş ver ya. Karışma değil. Karışmasın. Değil. Ben kimim ben? Sizi yapıyormuşsun. Evet. Sinsi yapıyorum. Bana onları boş ver. Ben sadede geliyorum. Şimdiye kadar kimin evinde bunu yapmışsın? Bana şunu söyler misin Mustafa? Senin orada olduğunu, hatta gelip kendisi araba istemişsin. Babası da aynı şeyi söyledi. Arabası o var mıydı onun? Ha? Arabası var mıydı? Yok muymuş? Babası eski muhtar, o dönemki muhtar yayına çıktı ya. Hı. Dedi ki bizden gelip araba istese, onun da oğlu işte. Tamam onun oğlu. Ama sana güvenmiyorlarmış bu para pul meseleleri yüzünden. Mazot paramızı bize vermez diye sana araç vermemiş. Para vermezsem gider çalışıverdim bir gün yövmeyene. Param yoksa. Sen gitmedin mi onlara? Hatta eşyayı taşırken gördük. Eşyayı taşıdığında da oradaydı diyor. Sonra ertesi gün apar topar gitti diyor. Benim eşyalarıma yardım mıydı vermişler? Oradan yanıma mı gelmişler? Görmüşler senin eşyaları taşırken. Hatta mobiletle senin belediyeye gittiğini, motosikletin belediyeye gittiğini de görmüş. Gözleri hatta Mustafa. O zaman bu adam hiç işi gücü yokmuşmuş, beni mi takip ediyormuş? Hatta Isparta'ya gittikten bu sonra. Bu adamın işi gücü yokmuşmuş da beni mi takip etmiş? Ay o zaman sen sor ya kendisine. Mevlüt canlı yayında karşıda. Mevlüt'ü görebilir miyim arkadaşlar? Bir göreyim Mevlüt'ü lütfen. Mevlüt, merhabalar Mevlüt Bey. Merhabalar. Mustafa merhabalar. Karşında diyor ki, yalan söylüyor diyor. Beni görmedi diyor. Neyin yalan? Yani Isparta'ya taşınmadan önce mikrofonu yakında yüksek sesle konuş. Isparta'ya taşınmadan tamam. Önce diyor ben diyor orada değildim diyor. Yevmiye'yle gitmedim çalışmadım. Ben Isparta'daydım diyor. Niye gelmemiş? Nasıl yalan konuşuyormuş? Bir tek o değil ki herkes biliyor benimle çalıştığını. Ses gelmiyor. Ya sessiz şu anda. Sessiz. Tamam. Mustafa sessiz. Hayır tamam. Şu anda sessizliğe gömüldük de Mustafa sadece bir bakıyor. Sana uzun uzun bakıyor. Ben anlamadım niye bakıyor. Mustafa söyler misin? Konuşsun ya. Tamam şey söyledi. Ben konuşmam, muhatap olmam onlar. Kendisi bütün bildiklerini anlasın.
Ben onunla konuşacağım zamanlara yakın. Nerede konuşan tehdit mi ediyorsun? İyice bugün ne bildik ne biliyorsa anlatsın. Söyledi bak karşında. Tamam. Tamam. Bu sorun ya ben ne soracağım ya? Sor. Sor soracaksan Mustafa sen ne soracaksan sor. Sen sor. Sen ben soracaklarım. Ben yalan konuşacaklarım yanıtlama. Benim konuşacaklarım sen dün cevap verdin. Sen tamam, dün iyi güzel cevap verdin. Tamam, dövdüm, şöyle hastaneye gittim, böyle ettim, bilmem ne ettim. Şunu ettim, sürdüler, bilmem öldüreceydim. Güzel konuştun dün. Köydeydi, gördüm, yanıma geldiydi. Benle işe gidiyordu. Güzel cevap verdin. Dün güzel yalanları konuştun. Getmedin dün bütün iftiraları attın bana. Ama bu iftiraların da bir sonu var ama. Melih, bunu unutma. Var, sonu var. Sıkıntı yok. Tamam. Ne itiraz edeceğim ben sana? Tamam, sen... Ben senin çocuğum için... Bütün iftiraları tamam. Atsan şu anda. Ben doğruları nereden cızma konuşacağım ben? Hepsi yalan, yalan mı? Yalan mı konuşuyorum ben? Konuş. Bütün iftiraları at bakalım. Bütün iftiraları sor oğlum, sor. Cevaplarımı sor. Ben cevabını veririm sana. Sor. Ben sana nerede yalan var sonra konuş bana. Ben sana bir gün önce o kelimeleri soracağım ben sana. Bunu unutma. Sıkıntı yok. Sen bana ne zaman dersen sor. Tamam mı? Sen sıkıntı yok. Bütün iftiralarını at şu anda sen. Böyle oraya oturma. Ben reklam için çıkmadım oraya. Senin yarın çocuğun geliyorum için Melit. Bilgi amaçlı soruyorum. Melit gel buyur kire. Gel benim yerim bunu belli. Bunu unutma. Buyur gel. Tamam. Buyur gel. Tamam yarın geliyorum ben senin yanına. Tamam buyur gel. Tamam gel. Yarın geliyorum. Bugün gel, son yayınım. Gel sıkıntı yok. Bugün son yayınım. Tamam ne olursun o sıkıntı yok. Ben buradayım tamam. Yerim belli yurdum belli gel. Sen beni nasıl dövdün? Nasıl hastaneye gittin? Ben sana bunların hepsini tek tek soracağım. Nasıl sen beni köyde gördün? Yalan mı? Soracağım Melit. Bunu unutma. Tamam yalan mı gel. Tamam. Yalan gel. Şimdi istediğin iftiralar. Gel sıkıntı yok. İstediğin iftiralar şu anda. Millet günde sana. Söyle sen söyle. Tamam. Sen beni ne zaman gördün ben köyde? Sen beni ne zaman gördün ben köyde? Ne zaman görmedim? He? Arabaya almaya giderken mobiliteye çayda denk gelmedim köprünün başında. Nerede denk geldin? Ben Isparta'dan geldiğim zaman köyde denk geldim lan ben sana. Dibimden geç geçmedin. Küstüğü miydin motoru bana vermeden elinden aldı diye. Küstüğü miydin bana? Ben senin motoru ne zaman... Motoru sattın. Sana sattın, o mikrofonu getirmedin bana. Bunu unutma. Sattın motoru getirmedin bana. Lan motor sende anladın değil mi? Sattın motoru getirmedin. Para ödemeyince. Ne zaman aldım ben senin motoru? Tamam. Sen istediğin iftiralar at bakalım bana şimdi. Mevlüt Bey hatırlatır mısınız? Siz çok net bir şekilde hatırladığınızı söylüyorsunuz. Isparta'ya apar topar taşınma kararı verdiler diyorsunuz. Ve de ben tamam. O zaman sürekli köyde görüyordum diyorsunuz. Görüyordun beraber çalışmadık mı seninle biz? Ağaç kesmedik mi seninle? Sana hoca 2007'de kestik evin yandığı zaman bunu unutma. Ne 2007'de kestik? Başta ne 2007'de kestik? Motorun battıktan sonra hiç çalışmadık mı seninle biz? Çalışmadım tabii ben Isparta'ya gittim o zaman. Ne zaman gittin Isparta'ya? Manet de iyi biliyorum. Ne zaman gittin Isparta'ya? Ne zaman gittin Isparta'ya? Ağaç kesmeye ne zaman gittiniz? Ağaç kesmeye, Mustafa ile ağaç kesmeye hangi 2013'ün hangi ayında gittiniz? Hatırlıyor musunuz? Ne zaman kesilir ağaçlar? Ya kış zamanlarında biz... Ya fark etmez. Kış, her zaman Ocak, kesilmiş. Şubat herhalde 2013'ün. Ağaç her zaman kesilir. Ağaç her zaman kesilir. Boşluk bulduğumuz zaman biz ağaç keserdik, çalışırdık. Peki elma toplamaya öncesinde Fatma gittiğini söylüyor. O sıralarda düzenli bir şekilde çalışıyor muydu yoksa sürekli evde miydi Mustafa? Biz elmaya Fatma'yla şeyde Isparta'dan geldikten sonra gittik. Yok öncesinde. Öncesinde diyor ki ben elma toplamaya gittiğimde ondan sonra genellikle benim eşim evdeydi. Ne olduysa o arada oldu diyor. Biliyor diyor kızıma ne olduğunu. Ve ben de Mustafa da diyor ki ben Isparta'daydım diyor. Ben köyde değildim diyor. Elma zamanında Mustafa gelirdi köye. Ama en çok net Ali Yıldız'la gittikleri için Ali Yıldız daha iyi bilir onun gidip gitmediğini. Peki Mustafa gelip size... beni işte Isparta'ya götür diye istedi mi istemedi mi? Ağaç keserken konuştu. O zaman yakın bir zamanda gittiniz yani. Şükür benim arabam hala duruyor da. Arabam satık değil. Benim arabam evim içinde duruyor da hala. Anladın mı? Varmış arabası Mustafa. Ben niye görmüyorum arabasını? Daha arabamı satmadım ben daha duruyor benim arabam. Yani arabası falan gel yok. Gel göstereyim arabamı. Arabamın daha plakasını verin bir sorgula orada. Arabam daha duruyor benim. O arabanızı istedi sizin. Bunu bana ver Isparta'ya gideyim mi dedi. Mustafa oradasın sen o zaman. Niye saklıyorsun? Niye saklayacağım ben dedim anam. Oradasın işte. Ne oradayım ben ya? Herkes öyle söylüyor. Oğlun diyor. Mevlüt diyor. Bak karın diyor.
Meral ya dedi. Ya Didem Hanım siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ya oradaysan herkes orada ya olduğunu söylüyor. Ya hepsi doğru konuşuyor da ben mi yalan konuşuyorum? Ya yani oğlum niye söylüyor? Söylesin. Oğlun da söylüyor. Burası bunun yönlendirmesi. Öyle mi? Ve herkes mi yönlendiriyor Mustafa? Ya köydeydim. Ben köydeydim ya. Ne yapacaksınız bana ya? E oğlum hatırla. Ben senin karınla hiç sana ya. Didem Hanım ne hatırlayacağım ya ben ya? Ya Hızır gibi hafıza kaybı mı yaşıyorsun? Ne hafıza kaybı yapacağım? Sen yaşarsın ben de hafıza kaybını yaşamam değil mi? Yaşamaz Didem Hanım. Ben yaşamam diyor. Oğlum hatırla kızına ne oldu biliyorsundur. Ne bileyim ben ne olduğunu ona sorun ya. Ben ne bileyim ben mi kaybettim kızı ya? Sen kaybettin tabii. Oradaysan biliyorsun bir şeyler ya. Köyde olmadığını söylüyorsun. Mevlüt köyde diyor. Eşin köyde diyor. Allah'ım sabır. Herkes köyde olduğunu söylüyor senin ya. Ya köydeydim ya. Köydeydim Didem Hanım. Köydeysen o zaman ne biliyorsun? Ben bir şey bilmiyorum. Tamam mı? O diyor ya şimdiye kadar ben bir şey bilmiyorum diye. Bir de ben diyeyim bir şey bilmiyorum diye. Sen ben buraya geldim geri harbi lafları konuştum. Eşyaları ben de bir yamuk da, bu olmaz. Eşyaları da beraber tamam taşımışsınız ya yardımcı. Kimle taşımışız? Melda'nın taşımışız. He? Mevlüt Bey'e söyler misiniz? Eşyalar taşındığı sırada orada mıydı? Belinle taşımadın, eşyaları taşıdın da bilen arkadaşlar var. Ben onları söyledim. İfadelerini de verdiler tamam mı? Heh, sen orada eşyalar taşıdın da kendin taşımışsın eşyaları, arabaya kendin yüklemişsin. Onları da bağlan yayına. Tehdit edemedin mi onları? Olur, ben herkes buradayım. İfadesini verdi, onlar sıkıntı yok. Edemedin. İfadesini verdiler onunla. Seni eşya taşırken görenler de ifadesini vermişler. Versin ha. O zaman bize gerçekleri söyle artık. Oradaysan oradasın ya. Ben ne gerçeği söyleyeceğim Didem Hanım? Orada mısın değil misin? Onun dediği gibi ben de diyeyim size. Ben açıklarsam ne vereceksiniz? Hı. Onun dediği gibi ben de diyeyim o zaman hadi. Didem Hanım. Peki bakın, Mustafa. Ben de kıvırtma olmaz. Mustafa. Didem Hanım, ben de Didem Hanım. Söyle Mevlüt, söyle. Çocuğun kayıp. Pazarlık yapma orada. Biliyorsan, satmadıysan çocuğunu bir şekilde bir iş, başına işletir kendinsin. Sen kimsin sen, lan? Sen Isparta'dan geldikten sen sonra. Sen kimsin Isparta'dan lan? Isparta'dan geldikten sonra. Sen... Dinle. Küfür yok. Senin vallahi bak. Bana küfür etme, ben sana küfür etmiyorum. Dinle. Yarın köydeyim, bekle dinle beni. Yarın köydeyim, bekle beni. Bekliyorum. Gel, tamam, gel, bekle. Bekliyorum, gel. Tamam, bekle. Sen kendine benim bacanağımı, ben damadıma bacanağımın evini alacaksın diye gelmedin mi benim yanıma? Bu Osman Aydoğdu'nun evini alıver bana diye. Pazarlık ettirmedin mi? Araya buldurucu çokmadın mı benim damadımı alıvereceksin diye. Isparta'dan geldikten sonra. Ben böyle bir şey konuştum mu lan? Ben bilmiyorum. Damadımıza ev mi alıvereceydik? Ben bilmiyorum. Sen misin konuşan? Ben karın sen... değil, kendin konuştun, kendin. Ben değilim. Ben alıver la damadı uzman evi. Niye alıvermedin? Niye gel getirtmedin damadını? Çağır gel arasın bunu. 200 bin lira satın olacağımış 200 bin lira. Niye alıvermedin madem? 200 bin lira istemedin benim bacarak. Benim bacarak 200 bin lira istemedim o eve. Buranın galiba seninle arkasına dolaşıp bakmadık mı ne kadar metre olduğunu? Kim de seninle öyle mi? Benle tabi. Damadım alıvereceğim öyle mi ben evi? Ulan aynen, aynen. Para yok. Nereden alıvereceğim ben evi lan? Ha? Nasıl damadın? Damadım alıvereceğim diye kendin için. İyi bakalım. Milleti kandırdın. Mevlüt Bey bir şey rica edebilir miyim? Mustafa, bir dakika ikinize de söylüyorum. Yarın bekle lütfen bu lafı, konuşmalarınıza dikkat edin. Karşılıklı olarak ne söyleyeceksiniz söyleyin ama küfür yok. Hakaret yok. Didem Hanım. Yok yok. Didem Hanım. Bana hakaret etmezsiniz. Ben edemez. O da edemez. Ben ona hakaret etmiyorum. O da edemez. Bana hakaret ettiği sürece karşılığını veririm. Tamam yarın veya yarın. Bana hakaret. Ben ona hakaret etmiyorum. Hakaret ettiği sürece karşılığını veririm. Yarın bekle. Lan gel oğlum gel benim yerim belli gel. Tamam ben senin yerini de biliyorum yurdunu da biliyorum. Bekle orada sen beni. O kardeşini tamam, de çağır. Tamam yurdunu bekle her şeyimi bekle. Gel buradayım yarın ben. Yarın kardeşini de çağır. Evvela geç çocuğu bul. Evvela geç çocuğu çıkar. Neredeyse satmadıysan sensin bunu kaybeden. Tamam mı? Çocuğumla cidden. Sen mi bunu vereceksin? Sen mi bunu vereceksin? O zaman milletin ortasına çıkmayacaksın. Milletin ortasına çıkıp da benim çocuğumu bana langır langır heriflik yapmayacaksın. Tamam mı? Hadi şurada küfür etmeyeceğim ben sana. Edemezsin zaten. Tamam yarın bir görüşürüz seninle. Edemezsin. Tamam. O parmağını kaldırmayacaksın mı? Herkese tamam ceset yoksa, ceset yoksa tamam beni bulamazlar niye dedin? Kime dedim? Ha? Kime dedim? Köydekileri neden dedin? Ne dedim ya? Cesedi bulamayacaklar. Dolayısıyla ceset yoksa cinayet de yoktur neden dedin?
Bul o zaman onda cinayet. Bulacağım. Bul o zaman. Ceset yoksa cinayet. Orada jandarmanın bir tanesi demiş ki. Ne dedi söyleyeyim. Bir dakika. Olmasa bile cinayet olabilir. Ben bunu kime dediysem çıkarım. Hayır hayır. Tamam bir dakika. Kime dediysem çıkarım. Ceset yoksa cinayet de yoktur diyorsun. Tamam mı? Dedirme demedin mi? Dedirme demedin mi? Ceset yoksa beni suçlayamazlar. Ceset yoksa Mustafa bunu her yerde söylemişsin. Her yere herkese söylemişsin. Kimlere söylediğini de biliyorum. Köyde de söylüyorsun, burada da söylüyorsun. Ceset yoksa beni suçlayamazlar. Neden dedin? Bunu bana söylemek zorundasın Mustafa. Vurmuyorum o zaman. Tamam bana söyler misin? Bana söyler misin? Ceset yoksa, hayır değilim gazeteciyim ben. Gazeteci de soru sorar. Ve ben bu hakkı anayasa... Öğreneceksin sen Mustafa. Sorayım. Gazeteci anayasadan aldığı hakta soru sorar. Tamam, ben sana şunu soruyorum. Ceset yoksa, cinayet de yoktur. Neden dedin? Neden dedin? Kızını... diyorsun. Kızının cesedini nereye gömdün Mustafa? Nereye gömdün? Nereye gömdün? Kızının cesedini sen nereye gömdün? Kızının cesedini nereye gömdün? Söylemek zorundasın. Yazık günah. Yazık günah. Yazık günah, 15 yaşındaki bir kıza kıydın mı Mustafa? Umurum değil. Kıydın mı? Kıydın mı? 15 yaşındaki bir çocuğa kıydın mı? Kıydın mı? O zaman bulun. O zaman ceset, ben nereye gömdüm? Cinayet yoktur diye neden söyledin? Allah Allah. Yeter ya. Bunu söylemiş biliyor musun? Ceset yoksa cinayet de yoktur. Bunu biliyor, değil mi ama her şeyi biliyor. Kızını öldürdüğünü kabul ettiği anlamına gelir bu söz. Ceset yoksa cinayet de yok demek. Kızını öldürdüğünü kabul ettiği anlamına gelmez mi? Bal gibi de gelir. Anayasanın her şeyini biliyor, değil mi? Bal gibi de bilir yani. Bir gazeteci soru soracağım tabii ya. Her şeyi biliyor. Nereye gitti? Nereye gitti? Yine sevgilisinin kanak... yani. Mustafa'nın istediği konuklar ekrana gelecek. Mustafa'nın istemediği konuklar ekrana... Dedim ki herhalde bir bildiği var. Ama sevgili izleyiciler hem burada hem de köyde... Mevlüt Bey'le de konuşacağım bu arada. Mevlüt Bey almayın ekrana. Le de verin lütfen. Ceset yoksa cinayet de yoktur diyor. Tamam ceset yoksa cezaevine de beni kimse sokamaz diyor. Öyle bir şey yok Didem Hanım. Yargıtay'ın ceza genel kurulunun dahi kararı var. Artık maddi deliller, olağan hayatın akışına aykırı fiiller makul şüpheyi aşmışsa, hakim vicdani kanaat getiriyorsa bal gibi cinayet kabul ediliyor ve katiller inanın cezalandırıldı. İnşallah. Gelsin sorularınızı yanıt versin ya. Dönecekmiş tekrar stüdyoya. Lütfen yani. Allah Allah. Sıkıştık sıra kaçıyor. Çok önemli sorular soruyoruz. Mevlüt Bey şunu söylediniz siz. Mustafa geliyor duyuyorsa bize buna yanıt versin. Geliyor musun Mustafa? Ne yapıyorsun? Ne gelmiyor musun? Oradan mı izleyeceksin bizi? Ne oldu? Sen bunu dedin mi demedin mi? Bana söyler misin lütfen? Bu sözü kullandın mı kullanmadın mı? Nereye gidiyor arkadaşlar? Ceket almaya. Ceketini almaya gelmiş. Bak ceset yoksa beni cezaevine sokamazlar. Mustafa çok önemli. Ceset yoksa beni cezaevine sokamazlar dedin mi demedin mi? Hatta bunlar da kayıt altında. Kayıt altında. Ben sana da parmak sallıyorum. Kayıt altında. Ceset yoksa cezaevine beni sokamazlar dediğin her şey kayıt altındaydı Mustafa. Evinizden gelen arkanıza tamam koymayın. Tamam mı Mustafa? Tamam. Ha. O kızı neden öldürdün ya? O kızı neden öldürdün? Ne oldu da öldürdün? Ha? Bir dakika bakalım. Hayır almayın istiyor. İstemiyorum. Almayın götürün bunu. Götürün. Çocuğu öldürürken yanında mıydın? Ha? Ben çocuğu öldürürken yanında mıydın? Ama öyle söylüyorlar. Kim söylüyor onu? Ha? Kim söylüyor? Kim söyledi bunu? Bak eşin söylüyor. Yanında mıydı öldürürken? Evet. Eşin söylüyor. Öldürürken yanındaydı o zaman. Eşin söylüyor. O da bence yanında. Öldürürken yanındaydı o zaman. Evet aynı fikirdeyim. Bana diyeceğim ona dedi o zaman. Ona da söyleyeceğim. Tamam mı? Önce sen ben öldürdüysem gömdüysem. Bu da biliyor. Zaman, bence biliyor. Sen. O da siz biliyor. De o zaman. O da biliyor. Tamam o zaman buraya buldurun o zaman onu. O zaman onu buldurun. Bulunmadığını da zannetmiyorum. O zaman bana yardım yataklık yaptı o zaman. Yardım yataklık yaptı o zaman. Bulun o zaman. Belki de bulundu ceset. Ben burada harbi gibi kendimi savunmaya geldim. Ama bana hakaret edemezsiniz. Belki de kızının cesedi bulundu. Belki de kızının cesedi bulundu. Bulun. Belki de bulundu. Bulduysan Mustafa. Allah razı olsun senden. Tamam rahat ol sen Allah ya. Allah razı olsun sen. Rahat ol ya. Rahat ol sen. Belki de bulundu. Bakar mısın? Allah Allah ya.
sorulardan niye rahatsız oluyor? Ya, alın stüdyoda, alın ekrandan, alın ekrandan ya. Ha, böyle bir şey olamaz yani. Yine Zeynep'in yanına gidiyor. Zeynep, sana sesleniyorum. Sen katil olmadığından eminim. Ya daha bilmediğin bir insanın yanında neden duruyorsun? Ha? Neden duruyorsun? Çıkarın için neyine mi duruyorsun? Neyine inanıyor? Çıkarın için mi duruyorsun? Sen nasıl güveniyorsun? Nasıl duruyorsun? Ha Zeynep? Senin amacın ne Zeynep? Hakkında bir soruşturma yürütülen, 15 yaşındaki bir kıza annesiyle birlikte olduğu iddia edilen, öyle iddia ediliyor. Tek başına da olabilir. Öldürdüğü iddia edilen bir adamın yanında hangi gerekçeyle? Neden duruyorsun Zeynep? Ne biliyorsun diye. Bildiklerini anlatmak durumundasın. Mevlüt, senden mi rahatsız oldu bu? Mevlüt Bey. Vallahi doğrulardan rahatsız oldu. Benden rahatsız olmadı. Doğrulardan rahatsız oldu. Nasıl yarın gelebilecekse gelsin. Bizim kapımız her zaman açık. Ay oldu. Fark herkes... etmez. Bizim boynumuz kellemize yol açıyor. Bütün şeyde yani jandarmanın da eli kolu bağlı. Belediye başkanının da eli kolu bağlı. Herkes de böyle davullu zurnalı Mustafa'yı bekliyor. Çarıksaray'a geliyormuş. Aynen bu şekilde saraylar. De böyle ah. Size emanet. Buyursun gelsin. Böyle ahkam kese kese bu durumlara. Bu, jandarma komutanları, savcılar da bu şekilde elini kolunu sallaya sallaya bunu... Şunu yayını, bana de onu Mevlüt'ü yayına çıkaramazsın. Babamı Tahsin'i yayına çıkaratamazsın. Herkes benim düşmanım. E dostunu söyle. Dostunu söyle. Fatma'nın bu cinayeti tamam. İşte. Ya Fatma'nın bunu yapmış olabileceği. Ya Fatma bir şey biliyor, burası net ya. Yok, bak. Yani bir şey, bir yere kadar bir şey Fatma biliyor. Fatma da koruyor. Fatma da bazı şeyler koruyor. Yok, dünkü yayınımda, sonradan izlediğimde bazı şeyler bildim ben. Koruyor mu? Fatma da bir şeyler koruyor benim tahminim. Hiçbir aynen şey bak. Yok. Dün ben şeyden saat 12'ye kadar canlı yayını tekrar seyrettim. Fatma da bir şeyler koruyordunu bir iblik kelimesi de hissettim orada. Hangi kelimeden hissettiniz? Vallahi şimdi hatırıma gelmedi. Bak konuş diyecektim, hatırıma gelmedi. Fatma karşıya geçer misin? Yüz yüze, göz göze bakalım. Geç karşıya. Geç karşıya. Köye geliyormuş. Allah Allah. Yani ya gerçekten yani siz de Tahsin Bey gibi Fatma ile Mustafa'nın işbirliği yaptığını söylüyor. Hep şunu söylüyor bak Fatma. Çünkü bak Mevlüt Bey de ekranda göreyim lütfen. Ve sürekli şunu söylüyor. Ben diyor onu öldürdüysem diyor 10 yıl boyunca bunu annenin bilmemesi imkansız. Yok Süleyman, bana bildirmedi. İnan ki bildirmedi. Hani burada nasıl yalan konuştuysa ben aynısını konuştum. Bana bildirmedi. Bana kaçtığına inandırdı. Ya Mevlüt Beyciğim ya Allah'ınızı severseniz ya Allah korusun kimseyi Allah böyle bir şeyle ya zor bir şey evlat yani katil olmakla şey yapmasın suçlamasın ama siz böyle bir şey yapsanız Allah korusun yani. Sizin eşiniz bilmez mi? Eşiniz yapsa siz bilmez misiniz? Bilmez misiniz Mevlüt Bey? Bilmez mi ya? Öyle bir dünya mı var ya? Sabah varıyorum evine sabah çıkıyorum evden akşam giriyorum evime. Mutlaka bilecek yani ettim ya. Fatma'yı da görebilir miyim ekranda? Duydun mu? Biliyorum lütfen. Ben niye? Sadece ben onu sakladım. Başka bir şeyim yok. Sadece millete karşı yalan söyledim. Başka hiçbir şeyim yok. Ama neden? Ben başka bir şeyim yok. Neden? Sadece kaçtığına inandırdığı için. Yani şimdi özür dilerim Mevlüt Bey, kaçtığına inandırdığı için diyor. Gece kaçtığına yarısı bir baba çocuğunun hamile olup olmadığını anlamak için yani gece saat 8'de 9'da hastaneye oyun götürür yapmış. Mü? Başka bir şey değil, oyun yapmış bana. Hastaneye götürür mü? Siz böyle bir yalanı eşinize söyleseniz eşiniz size inanır mı Mevlüt Bey? Kurnaz. İnanmaz. İnanmaz. Ama inandırmış herhalde, bilmiyorum Fatma'yı da ne yaptıysa. Yok tamam, inandırdı. Fatma'nın dedikleri o yani. Ben çoğu kişi inanmıyor bu konuya ama. Çoğu kişi inanmıyor bu kayna Fatma'nın bazı şeyleri sakladığını biliyor. Ama herhalde Mustafa inandırmış Fatma'yı yani. İşte nasıl inandırdığını biz anlamaya çalışıyoruz. Yok Süleyman. Bu iş birliğine. Kaçtığına inandırdı bana. Başkasını kaçırttığına inandırdı. Başka bir şey ya değil. Hadi o gece inandırdık. 2 yıl sonra 2018 yılında ortaya çıkaracağını söylüyor. Ondan sonra çocuk 2 yıl sonra 18 yaşını doldurunca ortaya çıkacak deniyor. O çocuk ortaya çıkmıyor, gelmiyor, ortalıklarda yok. Kimliğe geliyor, bilmem şüphelenmiyorsun. Bak sık sık köye gidip geliyormuş. Onu bilmiyorum dedim ama sık sık getir çünkü benim yanımda durmadığı için bilmiyorum gittiğini. Yani devamlı gelmezdi yanıma. Yani ayrı durdu, başka yere durdu. Şimdi ben size bir soru soracağım ama onun öncesinde sevgili izleyicilerime şu soruyu sormak istiyorum. Önce izleyicilerime sonra size soracağım Mevlüt Bey. Sevgili izleyiciler, sizce Fatma biliyor ve susuyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Hayır, tamam. Anne ile ilgili düşüncelerinizi merak şey ediyorum. Ve lütfen baba ile ilgili de düşüncelerinizi... Bir dakika Mevlüt Beyciğim. Baba ile ilgili de düşüncelerinizi merak ediyorum. Hem köyde hem de burada
birebir kayıt altındadır aynı zamanda. Ceset yoksa cinayet de yoktur. Yani bu Turcen'in sözünü hatırlıyor musunuz? Kızını öldürdüğü için müebbet hapis cezası alan Turcen. Orada da şunu söylüyordu. Ceset yoksa cinayet yoktur. Bu lafı söyleyen kişi kızını öldürmüş müdür? Öldürmemiş midir? Ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de ya emin, emin, emin çünkü emin. Emin çünkü. Kızını kaybettiyse de nerede olduğunu çıkmayacağından emin o. Emin. O yüzden öyle hakem keserek konuşuyor. Bir baba kızına neden kıyar? Yani hamileyse eğer onu hamile kimin bıraktığını bildiği için kıyar değil mi? Ya kimin bıraktığını ya hamile... Ya. Ha, yani kime, bana değil bunu kime sorarsanız sorun Didem Hanım. Bana değil kime sorarsanız bunu aynı cevap alırsınız. Peki o günü hatırlamadığını söylüyor Mevlüt Beyciğim. Gerçekten çok önemli. Kayıtlara girsin diye size aynı soruları teker teker soruyor olabilirim. Ama ben şunu merak ediyorum. Diyor ki 2007'yi söylüyorsun sen diyor. Sizin için söylüyor. Ya yani 2007 yılında siz işte ev yanıyor ya gidip ona yardımcı oluyorsunuz tamam. Falan filan onu söylüyor. Halbuki benim size daha sonrasında sorduğum 2014 yılında kızımız kayboluyor. 15 Şubat'ta annesinin tamam. Babasının yanında. Tamam. Şimdi... Tamam. O son bir yılı soruyorum ben size. Son bir yıl içerisinde Mustafa Isparta'ya çalışmaya tamam. Gitti mi? Sürekli sizin yanınızda evde yani şeyde köyde miydi? Sizinle sık sık karşılaşır mıydı? Son bir sene. Ya bizim yanımızda değil. Tamam bak şimdi bak bizim yanımızda sürekli her gün çalışıyor değil. İşimiz olduğu zaman çağırdık beraber çalışırdık. Ağaç keserdik. İşimiz olduğu zaman gelir çağırdık gelirdi. Bir tek bana değil ki herkese gidiyordu bu. Başka o anda da oralardaydı. Yani Isparta'da falan muhabbet yok yani. Başka kime gidiyordu? Herkese gider köyde gitmeyen mi? Bunu çağırır herkes. İş lazım oldu mu? İşçi lazım oldu mu? Arıyorlardı bunu. Vallahi bir şey arıyorlardı, söyleyeyim gidiyordu mi? Gidiyordu yani herkes çalışıyordu. Mevlüt Beyciğim ben şükür adına yaşıyorsa şükür adına yaşamıyorsa ki bu %99.99 babası ceset yok da cinayet yok dediğine göre kızımız yaşamıyor. Ben şükür adına size gerçekten teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Yani vicdanlı bir adammışsınız. Harbi bir adammışsınız. İnsanmışsınız her şeyden önemlisi. Teşekkür ediyorum. Helal olsun size. Sizdeki cesaret, sizdeki yürek, sizdeki vicdan inşallah diğerlerinde de vardır. Aynen, aynen. Umarım yani. Didem Hanım şunu söylemek istiyorum. Helal olsun. Müsaade ederseniz şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Buyurun. Kimse bizi tehdit edemez. Tamam mı? Kimse bizi tehdit edemez. Yerimiz belli, yurdumuz belli. Tehdit eden insan geldiği gibi her şeyini barşısında görülerek bekler. Beklesin burada. Tamam mı? Biz bekliyoruz onu gelsin. Şimdi tehdit onu, edemez yani. Sizi tehdit edemez zaten suç da işliyor. Jandarma da onunla ilgili gerekeni yapacaktır. Zaten Sayın Belediye Başkanı da yeni seçilen Belediye Başkanı da hayırlı olsun diyelim. Oranın yerel yönetimi dolayısıyla o da gereğini yapacaktır. Sonuçta bir kız çocuğunun cinayeti söz konusu. Kim biliyor ve susuyorsa, kim Mustafa'ya bildiği halde susup destek veriyorsa bu cinayetin vebali altında nasıl kalkacak ben onu bilmiyorum gerçekten. Yani bildiği halde susan, konuşmayan, bize bana konuşması önemli değil bakın. Bana konuşması önemli değil. Her şey ekranda konuşulmayabilir. Aynen. Ama jandarmamıza, komutanımıza, sayın savcımıza, soruşturma savcımıza gidip konuşmuyorsa bunun vebalinin altından nasıl kalkacak ben bilemiyorum gerçekten. Baba diyor ki sevgili Çarıksaraylılar bu Çarıksaray'la ilgili olan bir durum değil. İstanbul'da da maalesef zaman zaman bu tür olaylar oluyor. Türkiye'nin her bir yerinde oluyor. O zaman İstanbul kötü müdür? Kötü demek değildir. Aksine siz hepiniz el birliği vereceksiniz ve bu olayı birlikte sizlerin de yardımıyla aydınlatacağız. Bu tamamen ve tamamen Mustafa'yı ilgilendiren bir mesele. Bir kız çocuğunun cinayeti söz konusu. Orada diğer çocuklar rahatlıkla, kız çocukları nasıl rahatlıkla gezecek ya? Bir katil adalet önünde hesap vermeden nasıl rahat gezecek? Siz nasıl rahat uyuyacaksınız? Gözünüzü seveyim ya. Bunun Çarıksaray'la ne alakası var? Bu tamamen Mustafa ve Fatma ile ilgili bir durum. Bu basıyla da ilkin şeye gireydi, cezaevine gireydi. Didem belki beni de bulmayacaktı, benim çocuğumu da bulmayacaktı. İlk önce bu basının hatası. Bir dakika Fatma bir şey söylüyor. İlk önce bu basının hatası. O ilkin şeyden kurtardı, o 80 yaşına kadar karıdan kurtardı. Belki cezaevinde olacaktı, beni de bulmayacaktı. Ha bak bu doğru. 80 yaşındaki kişiye, kadına işte darp ettiği, hatta taciz ettiği, hatta işte zorla birlikte olduğu. Onun şeyle, koyunla kuzuyla avukat tutup çıkardı mı cezaevinden? Didem Hanım o işlerde farklı bir şeyler var. Buyurun buyurun. Bu arada 80 yaşındaki kadının özür dilerim onu daha sonra konuşacağız. 80 çünkü 80 yaşındaki bir kadının darp
konusu meselesini de ayrıntılı olarak konuşmak istiyorum. Daha sonra konuşacağız. Çünkü bize şunu gösteriyor. O dönemde ihmaller var mı yok mu bilmiyorum. Ama sonuçta gerçekten yaptıysa ve şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyoruz. O zaman adalet önünde hesap verseydi gerçekten Mustafa. Gerçi şunu söylüyor. Mustafa diyor ki ben diyor beraat ettim diyor. Ama sevgili izleyiciler detaylara sonra gireriz. O konuyu konuşacağım. Hayatını kaybeden 80 yaşındaki teyzemizin parmak şeyleri arasında, tırnakları arasında, elleri arasında saç bulunuyor. O saçın Mustafa'ya ait olduğu söyleniyor fakat o zaman yeterli ve detaylı bir araştırma yapılamadığı için, bu net olarak bir DNA araştırması yapılamadığı için yani olay şüpheden sanık yararlanır ilkesinin ilkesiyle Mustafa beraat ediyor orada. Yani Mustafa'nın beraat etmesinin nedeni... Avukat tutmuş, bir sürü avukat tutmuş, tamam, para vermiş ama avukat bir dakika, tutmuş. Şöyle ben söyleyeyim, şüpheden sanık yararlanır ilkesiyle Mustafa beraat ediyor. Yoksa Mustafa bu olayı %100 yapmamıştır diye bir karar söz konusu değil. Bunu da altını çizeyim ben. Gerekçeli kararda bu var. Neyse ama Fatma şunu söylüyor. Diyor ki önceden bir kadına zarar verdiyse bununla ilgili gereken cezayı alma. Yani keşke alsaydı. O zaman alsaydı. Benim de şu anda ben bunları yaşamazdım diyor. Aynen. Yani 80 yaşındaki kadına kıyan bir şey kendi çocuğuna da mı kıyar diyorsun? Aynen kıyar dedi bana. Sen bunu bilmiyor muydun? Yok dedi bana, ben bilmiyordum. Ben neden sonra öğrendim? Dışarı çıktıktan sonra öğrendim. Ben bilmiyordum evveli. Ya baba yani babam söylemedi bana. Babam Anladım. Söylemedi bana. Bir şey diyordunuz Mevlüt Beyciğim, bir şey söylüyordunuz. Şimdi Didem Hanım, biz burada şov peşinde olarak bu yayına bağlanmadık biliyorsunuz. Tabii ki. Biz bu arkadaşın çocuğunu aramaya elimizden gelen bir şeyler varsa yardımcı olmak için uğraştık ve elimizden geleni yapıyoruz yani. Biz bildiklerimizi söylüyoruz. Suç mu ediyoruz bu konuda? Milletin Yok, veya bir şeyin konusu Allah razı yanında. Olsun. Neyse millet konuşmayacaktı. Sadece benim üstüme yükleneceydi bu. Sadece benim üstüme yükleneceydi. Başka bir şey değil. Ha, suç ediyorsak tamam, suç olsun bu olay. Sadece benim üstüme yüklenecek. Bundan dolayı da başıma gelecek. Bundan dolayı da başıma gelecek her türlü şeyde hazırlığını yapmış durumdayım burada. Buyursun gelsin Mustafa. Beni sadece mi terk edecek? Başka benim hiç konuşmuyordu. Benim bugüne kadar rahmetlik anneme kimse küfür etmedi. Ama o küfürler ona bir gün misliyle ödettiririm. O parmak tamam mı? En sonunda bunları duysun, duyuyor, dinliyor da. Dinle kuzum, dinle. Benim bugüne kadar kimseden çekintim yok. Ancak bir yumruk vurursun, ancak... Gel burada bekliyorum ben, sıkıntı yok. Tamam, benim o günle ilgili olay, o zamanki tarihle ilgili size birkaç tane daha sorum var merak ettiğim ama... şimdi Fatma sen ne demek istedin ben anlamadım. Bir daha söyler misin? Anlamadım. Niye ağladın, ne oldu canım? Yani Didem Hanım, beni suçluyor. Sevgilisi de sevgilisi diye beni suçluyor. Başka bir şey yok, hep yalan hepsi de. Yani seni hedef şaşırtıyor. Hedef şaşırttı. Başka hiçbir şey etmedi. Yani şimdiye kadar başka hiçbir şey etmedi. Sadece sevgili konuştu. Hiçbir şey konuşmadı. Çocuğum konuşmadı. Peki buraya gelmeden önce senin cep telefonunu... Bir dakika Mevlüt Beyciğim. Senin cep telefonunu iptal etmeye çalıştığını biliyor muydun? Bilmiyordum Didem Hanım. İşte ama şeyleri çıkarttırmaya çalıştığını çıkaramamış herhalde. Yani şeyini almaya çalışmış, onu çıkarmadığını ama kapattırmaya çalıştığını bilmiyordum. Telefon dökümünü almaya çalışıyor. Ben aynen. Kapattırmayı iptal ettirmeye çalıştığını biliyorum. Onu bilmiyordum. Acaba senin o insanlarla görüşmeni mi engellemeye çalıştı? Herhalde Didem Hanım. Yani gözünü açmasın diye. Diyor ya, seni kim öğretti de çıkardı, çıktın diyor ya. Evet. Yani gözünü açılmasın diye. Buyurun Mevlüt Beyciğim. Şimdi Fatma'nın şeylerine bakabilirsiniz. Beni Fatma ile telefon görüş. Ya bakılsın yani, sıkıntı yok benim onlardan dolayı. Ya Fatma'nın telkinleriyle. Fatma'nın telkinleriyle görüştüğünüzü söylüyor Mustafa. Ben Fatma ile hiç görüşmem diyor, şeyim diyor. Ancak onlardan işe giderken telefon varken aramışsam var ki bir iki sefer çıkarsa çıkar. Ama dikkatimi çeken şu oldu. Bütün yayınlarda çıkıyor. Soru sorduğunuz zaman hiçbir zaman cevaplama gereği duymuyor. Soruyla soruyu tamam. Karşılıyor. Cevaplama gereği soruya soru cevap veriyor. Direkt ben senin sevgililerin buseydi sen buseydin diyor. Kanı çıkar diyor. Doğru bana, değil mi? Istiyor. Evet kesinlikle öyle. Yani Mustafa şöyle cesedin kızının ceset yoksa cinayet yok derken aslında kızının öldürüldüğünü kabul ediyor. Bir defa bu bir. Tamam mı? Ceset aynen. Diyor ya. Bugüne aynen. Kadar yaşıyor yaşıyor demiyor muydu sevgili izleyiciler? Ceset yoksa cinayet de yok diyerek kızının öldürüldüğünü kabul ediyor yani. Çok babası tanesini söyledi değil mi? Babası tanesini söyledi. Sattılar diyor. Hiç ölmüş demiyor babası da. Ama o olasılığı da söylüyor. Hayır söylemiyor. Sadece sattılar diyor. Parasını yediler diyor. Başka bir şey demiyorum. Buyurun Mevlüt Bey. Yani bu babası bir yerlerden ne ettiğini bilmem mi? Tamam Mevlüt Bey bir şey söylüyor. Söyle Mevlüt Bey.
Yok, bir şey sormamışsın. Söyle. Tamam, o zaman ben sorayım sorumu. Sanki bir şey söylüyorsunuz gibi algıladım. Şimdi ben şunu merak ediyorum. O gün geldi, sizden yani apar topar, Mustafa'nın böyle apar topar bu kararı verdiğine yani şey yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. Çünkü öncesinde Mustafa'yı ya yani biz, çalışırken görüyorsunuz. Herhalde kahvede orada burada karşılaşıyorsunuz. Daha küs de değilsiniz. Mutlaka. Isparta'dan geldikten sonra aynen. Küsüyorsunuz, altını çizeyim. Mustafa için Isparta'ya gideceğim, taşınacağım gibi sözler hiç söylemedi mi? Hiç böyle bir şey duymadınız mı kendisinden? Ya duymadık yani Şimdi bir son 10-15 güne kadar böyle bir şeyler duymadık. Bu borçadan dolayı Isparta'ya geçeceğim muhabbeti araya girdi. Ondan sonra çektiler gittiler bunlar. Biz ne olduğunu bilmiyoruz ki. Araba ayarladılar, gitmişler. Ondan sonra bindiler gittiler. Şimdi Fatma araba, diyor ki... Araba belediye arabasına ayarlamışlar. Anladım. Fatma diyor ki ben diyor bir ay öncesinden kızımın hamile olduğundan şüphelenmeye başladım. Ama diyor soramadım. Yani sorarsa korkacağı bir karar, korkacağı bir şey duymaktan korktuğunu ben düşünüyorum Fatma'nın. Yani ona tanıdığı birinin zarar verdiğini kızı söyleyebilir diye. Fatma korkuyor. Aldığım izlenim benim o. Fatma soramıyor kızına ama konduramıyor da bir türlü. Yani aileden biri kıza çocuğa zarar vermiş oldu. Çünkü çocuk bir yere gitmiyor, bir şey yapmıyor. Sürekli evin içerisinde çocuk kimseyle iletişimi yok, bir şey yok. Ondan sonra mental anlamda da tamam. İşte duygusal olarak da sıkıntıları var falan. Dolayısıyla bir ay öncesinden Mustafa kızının hamile olduğunu biliyor diyor Fatma. Biliyor. O bir ay içerisinde... Geç. Buyurun. Geçen de bir kelime geçti. Dedi ki annesi kadar göğüsleri büyümüştü dedi. Dikkatimi çekti bu konu konuşurken. Niye, nereden biliyormuş annesi kadar kızın göğüslerinin büyük olduğunu? Bastınız mı? Doğru, haklısınız. Dikkatli izleyicilerin gözünden bu kaçmamıştır yani. Ne diyeyim? Ya belki de gördü yani, kazak vardı üstünde, dikkatini çekti. Ne bileyim ya. Ben başka bir şey soracağım. Şimdi orada acaba son bir ayda Mustafa, çünkü ya her yerde görüyorsunuz, köydü çok büyük bir yer değil beldeniz yani. Ya tedirgin miydi Mevlüt Bey? Eski arkadaşınız ya, tanırsınız. Yani apar topar bu kararı size söylemiyor. Ben Isparta'ya gitmekten bahsetmiyorum. Yani böyle endişeli duruşunda, miydi? Duruşunda şimdi. Duruşundan, tavrından belli olur yani. Nasıldı Mustafa? Vallahi ben o konularını bir şey kestiremedim, konduramadım yani öyle bir herhalde öyle bir şey oldu. Herhalde borçlardan dolayı gidiyor diye ona kestirdik yani. Peki borçlarından borçları varsa bu adamın kahveye gelir miydi mesela? Kahvehaneye gelir miydi? Gelip gider miydi? Gelmiyor mu kahveye? Her gün akşam gelir kahveye. Tamam o zaman. Niye gelmeyecek? Borçları varsa kahvehaneye gidecek kadar herkes onu görüyorsa hakkında bir arama tamam. Kararı. Yakalama, değil mi? Yakalama kararı. O konuda da ben... Bir şey söyleyeceğim ama. Tamam. Yakalama kararı varsa eğer normalde kahvehaneye de gitmezsin. Hiçbir yok, yere gitmezsin. Hiçbir çekinirsin, korkarsın. Ondan sonra senin kızın kaybı. Bak o zaman Fatmacığım ya. Yani o sabah... Şimdi, kahveye gidiyor. Bak Mevlüt Bey söylüyor. Geliyor diyor, kahveye geliyordu diyor. Şimdi senin kızın kaybolmuş kardeşim. Ertesi sabah sen yani bir şey babası getirmemiş. Tamam mı? Ya o arabaya niye bindin gittin ya? Tamam, kaçtığına inandırdı. Aynen bana, ya niye bindin bana gittin? Bana kaçtığına inandırdı. Ya tamam. Telefonun olduğunu kaçtığına inandırdı. Değil mi? Başka hiçbir şey değil. Ya anladım. Kaçtığına inandırdı. Cebe koydum. Bilmem ne olduğuna inandırdı. Anladım. Ama sen bir annesin ya. Gidip o sırada, şimdi bak Mevlüt Bey babası o sırada muhtar. Yani hadi diyelim jandarma gidiyorsun, korkuyorsun. Yok, tamam, ama aile yardım... Çocuk meselesi olunca kimseye cevap veremeyeceğim diye başka ya, bir şey. Ya ailesi yardımsever bir aile ya. Diyemezdim. Yani, muhtara gitseydin. Ya size gelip, size söyleyemiyor. Babanıza gelip deseydi, benim kızımı hamile bıraktı. Biri de kaçırdı, götürdü deseydi Fatma. Tamam, şimdiki halimle, o zaman halimle yarıştırıyorum ama diyemezdim. Şimdiki halimle derdim. Ne yapardınız Mevlüt Bey? Ne yapardınız? Ya Fatma size geldi böyle bir şey ya söyledi. Tamam. Ne yapardınız? Ya bu ilk evvela elimden gelen neyse babam muhtardı. Gider yardımcı olacak bir şey varsa yapardı yani. Jandarma çağırır mutlaka bir çaresine bakılırdı yani. Ya gidilse yapılırdı ama ben o cesaret yoktu dedim ama bende. Bende o cesaret yoktu. Kendini yerlere atman lazım. O kamyona binmemen işte. Gerekiyor yani. Sen o kamyona biniyorsun. Ya Fatma cesaret yok muhabbetine bir geç. Tamam mı bak? O senin ihmalkarlığın mı? Mustafa'nın sana anlattıkları mı? Ben bilemiyorum. Ama sende o şeyliğin yok yani şu anda. Öyle bir dünya yok. Lan çocuk kayıp çocuk. Ama bilmiyorum. O zaafı da sen göstermişsin yani, bilmiyorum o Mustafa'ya. Aynen. Ha, zaafı. Nasıl bir zaaf bu? Valla orasını bilemem.
İkisinin birbirine bir zaafı olduğu bence de doğru. Çok doğru bir kelimeyi kullandınız. Neden? Çünkü yani şimdi sevgili yapıyor burada. Önce Mustafa'yı söyleyeyim. Senin sevgililerinle ilgileniyor. Hatta şu kelimeyi kullandı. Onlarda olan, bende olmayan, ne, yani bende ne dedi? Bende olmayan. Bende bulamadığın ne buldun onlarda? Bende bulamadığını ne buldun o adamlarda? O adamların benden ne farkı vardı sorusu mesela. Bu soru niye soruyorsun? Sordu sana sence. Bilmiyorum daha. Ha? Bilmiyorum. Ya senin sevgililerine ilgileniyor. Kimle ne yapıyorsun? Onu neden aldattın? Onun amacı oydu zaten. Ne de var ama. O çocuk değildi onun amacı. Sen de burada Zeynep'le ilişkisini kıskandın. Yok ki ben kıskanmadım. Onun amacı da, bak ben de aynı şeyi düşünüyorum. O beni denemek içindi. O başka bir şeydi o. Onunki beni denemek için. Yani o beni sinir etmek içindi. Zeynep'in yanında. O beni sinir etmek içindi. Başka bir şey değil. İntikam içindi. Yani diyor ya intikam alacak, beni hapishaneye sokacak diyordu ya. Hı. Yani onun şeyi oydu. Zeynep de bunun farkında değil yani diyorsun. Farkında dedi zaman. Başka ne için? Sadece ona inandı. Yani yapmamış olduğuna inandı. Peki döndükten sonra, daha doğrusu şöyle, Isparta'ya taşınıyorlar ya Mevlüt Beyciğim. Isparta'ya taşındıktan sonra Mustafa zaman zaman köy kahvesine gelip gidiyor. Yani mesela ya, iki yıl boyunca işte yaklaşık iki buçuk yıl boyunca Isparta merkezde kalıyorlar. Aynen. Babası diyor ki burada sattılar, şey yaptılar, gittiler Isparta'da yediler. Vallahi Isparta'daki hayatlar öyle çok da güllük gülistanlık değil, çöp topluyorsunuz değil mi? Aynen. Bir paranız yok yani. Değildik yani. Çalışmazdı, şey etmezdi. Olsa borcunu ödeyecek yani. Mevlüt Beylere borcunu ödeyecek. Sonrasında yani köye gelip gitmeleri ve ayak yolu yapmıştı diyorsunuz. Yani sürekli sabahtan akşama kadar kahvehanede miydi? Yani siz gördüğünüzde mesela, çünkü aslında Isparta yakın. Ya şimdi hemen, acaba biz, cesedin ya, yerine, çünkü cesedin yerinin bulunmayacağını düşünüyordu o yüzden. Buyurun. Tamam, ben şimdi yani her zaman kahvede otur, biz bu akşam fırsatımız olursa gelip kahvede otururuz. Bir 10-15 dakika bir çay içer kalkarız işimiz olursa. Yoksa biz kahveye gelip otur bir insan değiliz. Gündüz sabah işimize gideriz, akşam evimize geliriz biz. Siz akşam mı boş görüyordunuz? Boş zamanımız akşam olursa bir işimiz... Siz akşam mı görüyordunuz ya, Mustafa? Ya yolda denk gelir, akşamları genelde görürüz. Ama gündüz bir yolda da denk gelirse, dök gelirse öyle görürdük biz yani bunu. Biz onun gibi, boş adam gibi gelip, boş adam sabah çıkıyor, geliyor kahve otur, akşama kadar kahvede oturur. Hayır, ben şunu soruyorum yani o zaman Mustafa Isparta'dayken ailesi taşınıyor, götürüyor ya yükünü. Tamam. Akşam yani gündüz tamam. Bir şeyler yapıyor, akşam saatlerinde mi kahveye geliyordu o zaman? Akşam niye kahvede duruyor ki? Yok dedim ama öğlen giderdi kahveye yani öğlene kadar yatır. Demiyorum, siz Isparta'dasınız ve sen onun nerede olduğunu bilmiyorsun. Aynen. Yani gündüz oraya gelip acaba yani cesedin yeriyle ilgili bir değişiklik falan mı yapıyor? Zaman zaman niye gelip gidiyor köye? Bilmiyorum dedim ama. Belki yoklayıp bir de gidiyordum. O konularını bilemem şimdi. Onu bilemeyeceğiz. O konularını bilemem şimdi. Bilmediğim için bir şey diyemem. Fatma, cesedin yerinin bulunmayacağına artık kızının. Peki. Her şeyden emin dedim ama bulunmayacağından her şeyden emin. Peki senin eşin çocuğunun babası ata diyorsun ya. Diyor ki ceset yoksa cinayet de yoktur. Bu ne anlama geliyor Fatma? Gidemem, kaybetmiş kızımı. Fatma, kaybetmek ne demek? Yani öldürmüş. Tamam, öldürmüş. 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 Sadece geldim Mahmut kışım değilim oğlum. Of. Havalanma, kırılırsın, arşa gider. Kim anlar senin halinden, vay vay. Ey gönül, yaralanma, dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler, vay efendim? Vay. Gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül, vay vay. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini, sevda deyip yanan gönül. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup
Keşke benim canımı alsaydı Didem Hanım. Keşke benim canımı alsaydı. Ey gönül havalanma. Kırılırsın arşa gider. Kim anlar senin halinden? Vay vay. Ey gönül yaralanma. Dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler. Vay vay. Ey gönül hoyrat gönül. Tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül. Anlatamazsın kendini, söyleyemezsin derdini. Sevda deyip yanan gönül var. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül. Seyyah olup gezen gönül. Arkadaşlar. Ey gönül havalanma. Kırılırsın. Keşke benim de canım olsaydı. Niye yüzünü kapatıyorsun? 10 senedir gel ağlamışım Didem Hanım sadece. Ey gönül yaralanma. Katil yanımdaymışmış. Kadir kıymetin bilmezler. Burada kızlar nasıl kandırdı? Beni de kandırdı Didem Hanım. Kaç tane inandırdı? Ben bir gün onca evladım gelecek diye baktım hep. Sen izleyicilerin ya da bizlerin ona inandığını mı düşünüyorsun? Didem Hanım inananlar çok. Anlatamazsın kendini. Söylemezsin derdini. Ya bir evladına nasıl kıyar bir insan ya. Ben yapmaz demiştim. Hiç aklıma getirmedim. Ey gönül hoyrat gönül. Ben kendi kendime iyiymişim sadece Didem Hanım. Sadece kendi kendime iyiymişim. Her araba gelişinden kızım geldi diye hep yollara baktım. Ama keşke benim canım alaydı. Kızını öldürdü mü? Bilmiyorum Didem. Yani çıkmayacağından emin. Çok emin çıkmayacağından. Çıkmayacağından çok emin Didem. Ben cesedin yerinin bulunup bulunmadığını sormuyorum. Çıkmayacağından. Kesin bir şey yaptı Didem. Yani kesin bir şey yaptı. Belki de benim yanımdan doktora diye geldi bir şey yapmak için çıkardı dedim ama. Fatma ne biliyorsan söyle ya. Kızını öldürmek bilmiyorum için götürmüş ya. Ve sen de bilmiyorum diyorsun. Kırmızı yazma bağladım diyorsun. O gün gözümün önünden gitmiyor diyorsun. Yani o gün senin gözünün önünden niye gitmedi? Çünkü sadece sen kızının hayatta olduğunu bilseydin. Tamam mı? Hayır kaçıyorum. O gün gözünün önünden gitti çünkü senin elinden belki de kızını zorla alıp götürdü ya. Hayır dedim ama hiç zorla götürmedi. Kendi ellerinle mi verdin? Ben kendi ellerimle teslim ettim. Başka hiçbir şey değil. Niye veriyorsun kendi ellerinle kızını ya? Hamile oldu kim yaptı diye sormuyorsun. Bir de burada ağlıyorsun yani. Bu gözyaşlarına inanmıyorum yani. İnanma Didem Hanım. Ben kimseyi inandırmayacağım. Mustafa katil mi? Ha? Kesin. Kesin. Neden kesin? Bu kadar şey ettiğine göre Didem Hanım kesin. Yani şey ceset yoksa cinayet de yok. Cesedin bulunmayacağımızı düşündüğü için mi kesin? Aynen. Kızına ceset diyor, ceset. Onun evladı değil mi ya? İnsan evladına ceset der mi? Değil lan. Değil. Ey gönül havalanma. Neden öldürdü peki o zaman? Kırılırsın arşa gider. Neden kıydı senin kızına? Babası katilse? Ya kendi yaptı dedim ya da başka bir şey var. Bilmiyorum. İkisi
öncesinden beri. Zaten şey yaptık, sıra üstümüze saldırdı. Şey yaptık dese üstüme saldırdı. Babam bile saldırdı. Ne zaman saldırdı? Geldiklerinde mesela. Ha, buraya geldiğinde. Hmm. Çocuk olmadığını söyledi mesela, hamile olmadığını söyledi. Kim onu hamile bıraktı ya? Çocuk hamile olduğu için mi öldürüldü? Kesinlikle. Başka sebep ne olabilir? Yani çocuğum durukluğuna götürmedi ya. Hamile bırakanla, kızını hamile bırakanla, Fatma, cinayet işleyen aynı kişi mi? Bilmiyorum Dilivan. Kendi konuşmadığı sürece bilmiyorum. Bir kez daha soruyorum. Dilivan, kendi konuşmadığı sürece... Kızını hamile bırakanla cinayet işleyen... Laf, ikimiz yaptık diyecek. Başka hiçbir şey yapmayız demeyecek. Çünkü öyle söylüyorum. Ben öyle söyleyeceğimişim ya. Bak, başka ben Mustafa'nın bize ne söyleyeceğini sormuyorum. Dilivan, bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilsem konuşacağım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İnan ki bilsem susmayacağım. Ben evladımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Ben evladım, Mustafa'yı bile hiç düşünmüyorum, umurumda değil. Kızını hamile bırakanla öldüren aynı kişi mi? Kesinlikle. Yani çıkmacadan önce değilse bir şey yapar. Yani şurada der çocuğum. Çocuğum buradadır. O zaman yerini göstersin bir şey yapmadıysa. Ona hiç söyledi mi? Demedi. Çık çık dedi. Gelecek dedi. Ceset yoksa... Şükür için diyor ki... Ceset yoksa cinayet de yok diyor. Biliyor, güzel gözlere baksana. Her şeyi biliyor. Kendi avukattan beterdir. Yani her şeyi biliyor. Güzel gözlere baksana. Evladım, gözlerini mahvetti. Öğüdüğünü göstermedi bana. Öğüdüğünü göstermedi. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu çeksin, ömür boyu çıkmasın. Ben yapmasam ben de çıkmayayım. Ben onlar için çıkmayacağım. Asla ben de. Benim sadece çocuğum arkasına düşmemem. Başka bir şeyim yok. Beni kandırdı. Ama kimseyi inandıramam. Kim anlar senin halinden? Vay vay. Ey gönül yaralanma. Dertlerin arşa gider. Kadir kıymetin bilmezler. Kimseyi inandıramam. Kendimden başka, Allah'ımdan başka kimseyi inandıramam. Ey gönül hoyrat gönül, tozlu yollar aşan gönül, seyyah olup gezen gönül var. Ben onun sadece yalanına şey yaptım. O gece. Yol açtım. O gece. Sadece onun yalanlarına inandım, yalanına yol açtım. Yani bu zamanı sürdürdü. Peki o gece kızını öldürmek için götürdü o zaman. Kesin dedim. Ben söyledikten sonra beni şüphelendi diye kesin bir şey düşündü. Başka hiçbir şey bilemiyorum. Fatma, bir baba evladına neden kıyar? Evladı ya, benim ne kadar evladım sonunda evladı dedi bana. Evet, öyle. Yarısı benim de, yarısı da onun. Fatma, bir babanın evlat katili olabilmesi için neden ne? Neden bir baba evladını öldürür? Zarar verdiyse yapar. Yani kızıma zarar verdiyse kesin yapar. Yani başka, çünkü ötürü yani bir çaresi vardı Didem Hanım. Yapanı bulurdu. Peki etrafa ne diyeceğiz diye neden bu lafı söylediniz? Etrafa ne diyeceğiz? Kendi söyledi Didem Hanım. Etrafa sen lafı söylemedin mi? Ya, hayır, ben söylemedim. Ben sadece onun şeyine şey yaptım. Çıkaramadım.
Nerede? Nerede Mustafa Efendi? Onu açıklayacağım. Köyde de yani gidiyorsa çarık sayılar onu bekliyorsunuz değil mi? Bir araya gidelim, devam edelim. Çok önemli bir soru daha var, cevabını almak istediğim. Bir ara lütfen, sonra hemen beraberiz. Anlatamazsın kendini, söyleyemez. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Dile kolay 40 yıl sonra. Yıllar sonra o da sana kavuşmaya hasretmiş. Yalnız değilim diyordum. Gerçekten yalnız değilmişim. Yağmur, gel kızım. Oh, kızım da. Kadere ulaştı, kaderi bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Merve bulundu. Saat içinde buldum ben kızını. Teşekkür ederim. Hepinizden, ekibinizden. Çözse çözse Didem Hanım çözer. Sizi sevmeyen ölmesin. Bu aileye lütfen gelin. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Unutmayın, asla yalnız değilsiniz. Mustafa ne yapmış biliyor musun? Gitmiş otelde yan yatmış böyle, ekranda bizi izliyor. Bacaklarını uzatmış, bizi izliyor. Bu rahatlık ne? Cesedi bulunmuyor. Akşam da oyun oynar herhalde. Öteyi diyor ki Zeynep olacak. Dağa gitti diyor, dağa yolladım diyor. Yüzüğü bilen diyor, çıkardım. Yüzük takmışlar birbirlerine. Yüzüğü bilen çıkardım diyor, onu diyor, dağa yolladım diyor. Mustafa, cesedin bulunmayacağına bu kadar emin mi? Eminim ben. Yani kendi bulmazsa başkasını bulamayacağından emin. Yani Mustafa, seninle ilgili yani çok önemli bilgi daha açıklayacağım ama kardeşim yarın açıklayacağım. Göreceksin bakalım. Buna ne diyeceksin? Yok Hızır'la görüşmedim, yok onu yapmadım, yok bunu yapmadım. Herkes yalan, o yalan, bu yalan. Ama bir yandan da yolunu yapıyorsun. Oradaysam ne olacak? Oradaysam ne olacak? Ya herkesinin orada olduğunu söylüyor. Herkesinin orada olduğunu söylüyor. Annem bile söylüyor ya. Yatıyor musun şu anda yatakta? Bu kadar nasıl yatabiliyorsun? Kızını öldürdüysen bu kadar rahat o yatakta nasıl yatıyorsun ya? Ceset yoksa cinayet yok ne demek yani? Bu özgüven nereden geliyor? Nasıl babasın sen ya? Baba mısın gerçekten? Ne babası? Yani gerçekten nasıl bir insansın ya? Gerçi bilemiyorum yani. Annesi öldürdüyse, beraber yaptıysanız bari sen mert ol da sen açıkla. Bak Fatma bunu açıklamıyor. Fatma elinde sonunda bu cinayeti ikimizin yaptığını söyleyecek dedin ya sen. Bak Fatma söylemiyor. Sen mi söyleyeceksin? Sen mi itirafta bulunacaksın? Ceset yoksa cinayet yoktur da bir itiraftır bence. Ne düşünüyorsunuz? Yarın tekrar birlikteyiz. İyi akşamlar inşallah. İyi akşamlar.